Güzel ülkenin iyi kalpli, güzel aydınlık insanları, herkese günaydın. Yeni bir güne başlıyoruz. Fırtınaları açtık da geldik. Gerçekten dün geceden itibaren şiddetli rüzgar, yağış, gök gürültüsü, şimşekler uyarmıştı zaten meteoroloji. Güneyde de sarı alarm verilmişti. Yollara özellikle dikkat, evinden henüz çıkmamış olanlar. Çünkü her türlü şey mevcut yollarda, slalom yaparak geldik. Sizler de aman dikkat, yavaş ve azami ölçüde dikkatli bir şekilde seyredin yollarda diyelim efendim. Böyle bir sabaha başlıyoruz işte, 24 Ocak tarih Cuma sabahına ulaştık, o ya da bu şekilde hafta sonuna doğru gidiyoruz ağır ve emin adımlarla. Güzel bir gün olsun, biz de umalım güzel haberler paylaşalım. Birazdan manşetlere geçeceğim, orada hangi haberler var size aktaracağım. Artık Ocak ayının da yavaş yavaş sonuna geliyor gibiyiz, oldukça hızlı ilerliyor zaman. Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle birlikte o hız daha da bir kendini göstermiş durumda. Şunun şurasında çok kısa bir süre kaldı. Biz gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden kurguluyoruz. Fakat iç siyasette beklenenler, halkın bekledikleri hep vurguladığımız gibi bambaşka. İçeride neler oluyor? Yine siyasetin gündeminde neler var? Onları da aktarmak üzere geçeceğim şimdi manşetlere. Siz de kendi gündeminizi bizimle paylaşın isteriz ya da gündemdeki olaylar hakkında yorum ve görüşlerinizi aktarın isteriz efendim. Bir taraftan da bu Çin'de başlayan korona salgını korkutuyor biliyorsunuz. Onunla alakalı olarak da 5 kent karantinaya alınmış durumda, ölü sayısı artıyor. Sosyal medyaya baktığınızda özellikle hani uluslararası haber ajanslarına baktığınızda bunun da yine büyük bir korku ve endişe yarattığını görmek mümkün. Ve bu süreçte global bir salgın halini alması korkusu da var elbette. İşte böyle gündemimiz hem içeride hem dışarıda olana bitene göz atmak üzere karşınızdayız diyelim. Bir kez daha manşetlerle başlayacağız. Ardından devam edeceğiz sosyal medya gündemiyle, Türkiye gazeteleriyle. 8.30 itibariyle ise Savaş Toksöz, Halkın Partisi Genel Koordinatörü konuğumuz olacak. Hem iç siyasette yaşanan gelişmeler hem de iddialar, UBP-HP hükümeti neler oluyor, nasıl gidiyor, Cumhurbaşkanlığı seçimi, hepsini konuşuyor olacağız sizlerden gelen yorumlarla birlikte. Daha fazla vakit kaybetmeyelim ve geçelim manşetlere. Eğer siz de hazırsanız efendim, bakalım hangi haberler var bugün gündemde. Kıbrıs ilk gazetemiz gıda güvenliği konusunu bugün manşetine almış durumda. Gıda güvenliğinde önemli adım denilmiş. Ülkede gıda güvenliğiyle fiyat dengesini sağlayacak sebze ve meyve toptancı halleri yasası için düğmeye basıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz Tasarı'nın hazırlandığını, savcılığa gönderildiğini söyledi. Yılların konusu. Bundan 10 yıl önce de aynı konuyu muhtemelen konuşuyorduk. Hal yasası olmaması gıda güvenliği konusundaki noksanlarımız arasında nedenlerden bir tanesi diyelim. Hal güvenliği olduğunda her şey tamam olmayacak elbette. Nedenlerden bir tanesi diyelim. Ama düğmeye basıldığı belirtiliyor. Şimdi düğmeye basıldı basılmasına, ama yasamayı bu hafta boyunca konuştuk. Hani artık seçim sürecine girilmiş durumda. Hal böyle olunca da örneğin Ulusal Birlik Partisi kanadı diyor ki hükümetin, bizim için artık Cumhurbaşkanlığı seçimidir gündem. Nasıl olsa mecliste işler yürüyor bir şekilde. Halkın Partisi bağımsız aday olarak çıksa da Kudret Özersay destekleyeceğini duyurdu. Kudret Özersay'ı, böyle bir durum var. Baktığınızda hani bu süreçte, yani Nisan'a kadar zaten Cumhurbaşkanlığı seçimi, ardından bir erken seçimden bahsediliyor. Bu süreç zarfında bir şey beklemek mümkün mü? Hal yasası için düğmeye basıldı yu okuyunca aklıma geldi. Şimdi tamam, bu hükümet döneminde düğmeye basıldı.
Peki biz tüm bunlardan, Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir erken seçim olursa eğer, ondan sonra neyi konuşuyor olacağız? Devamı gelir mi? Her şeyimiz böyle askıda. Çünkü bir devamlılık yok. Hükümetler bozuluyor, hükümetler kuruluyor. Hop, sil baştan pek çok konu. Ama beklediğimiz, beklentimiz olan, ivediliği olan pek çok konu, sorun çözümsüz kalıyor hal böyle olunca. Hal yasasından bahsedince bu halimiz de aklıma geldi. Yasalaştıktan sonra hemen uygulanmalı ara başlık konuyla alakalı ülkemizde gıda güvenliği konusundaki yasal eksikliklerin giderilmesi için adım atıldı. Sebze ve meyve toptancı halleri yasası için tasarı hazırlandı. Görüş için savcılığa gönderildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tasarının yasalaşmasının ardından uygulanmasına kısa sürede geçilmesi gerektiğini söylemiş. Hal yasa tasarısı üzerinde çalışan Ekonomi Bakanlığı'nın pilot bölge oluşturma düşüncesi olduğunu da belirten Oğuz, bunun da önemli bir adım olacağını ifade etmiş. Üreticinin 2 liraya mal ettiği bir malın tüketiciye 4 liraya gitmesinin adaletli bir durum olmadığını da ifade etmiş. Bugüne yansıyor. 47 kilo pastırma müsaade edildi sağlıksız koşullarda yapılan deniliyor hemen bu haberin yanında. Kıbrıs Gazetesi logo yanında Özgür Gün'ün dokunulmazlık davası 30 Ocak'ta başlıyor demiş. Demokrat Parti'nin meclisin UBP milletvekili Hüseyin Özgür Gün'ün dokunulmazlığının kaldırılması kararını anayasaya aykırı bularak açtığı dava Özgür Gün'ün onayıyla görüşülmeye başlandı. Mahkeme Özgür Gün'ün gıyabında görüşülmeye başlandı. Mahkeme duruşmalara başlamak için davayı 30 Ocak'a tarihlendirdi denilmiş bugün. Kraliçeden Brexit yasasına onay. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ülkenin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarıyı onayladı. Kraliçenin onayıyla tasarı yasalaşarak yürürlüğe girdi denmiş bugüne yansıyor. İşsizlik ülkenin temel gündem maddelerinden biri, genç işsizlik konusu en yüksek işsizlik oranı güzel yurtta denilmiş bugün Kıbrıs gazetesinde. Birazdan daha detaylı rakamları başka gazetelerden de vereceğiz size. Gemi konağında bir hırsızlık vakası. Betopan duvarı kırıp mağazaya girdiler deniliyor. 40 bin liralık eşya çaldılar. Salih Taban işletmeciliğini yaptığı mağazaya girmiş 3 kişi 40 bin liralık eşya ve 1980 lira nakit para çalmış. Polis zanlıların soyunma kabininin betopan duvarını tekme vurarak kırdıktan sonra içeriye girdiklerini söylemiş. Böyle bir hırsızlık vakası. Yakalanmışlar tabii ki. Bugün yansıtıyordu haberi. Kıbrıs gazetesi ön sayfasından görüyordu. Geçelim şimdi diğer gazetelerde neler var, neler yok onlara bakmaya. Afrika gazetesindeyiz bu kez. Afrika diyor ki bu isyana kulak tıkadılar. Öfke ve isyan başlığıyla duyurulmuş haber. Konu Lefke. Biliyorsunuz ki Lefke bir ilçe ama adı ilçe. En azından Lefkeliler böyle diyorlar. Lefke Belediyesi 18 köye Lefke Avrupa Üniversitesi nüfusu dahil toplam 25 bin kişiye hizmet ediyor. Bölgede yaşayan binlerce kişi ilçede devlet dairelerinin şube seviyesinde hizmet vermesi nedeniyle resmi birçok işlemini halen Güzelyurt ya da Lefkoşa'daki müdürlüklerden yapıyor. Boşa umut denmiş bu konuyla alakalı olarak. Lefke halkının da beklentilerinden dem vurularak bugüne taşınıyor. Alınan kararın Lefkelilere büyük bir umut pompaladığını ifade eden Lefkeli vatandaşlar aradan geçen 3 yıllık zaman sürecinde bölgede ekonomik ve sosyal alanda değişen bir şey olmadığını ifade etti. Lefkelilerin kamu hizmetlerini ilçeden alma noktasında beklentileri de olumlu karşılık bulmadı. Yazıklar olsun. Lefkeliler ilçe adına beklentilerinin yıllardır karşılık bulmaması nedeniyle siyasetçilere öfkeli denmiş. Hala işimizi biz Güzelyurt'tan ya da Lefkoşa'da yapacaksak niçin ilçe olduk ki diyorlar. Haklı bir isyan. Çünkü zaten bu durumdaydı. Ve bu durumdayken de biz zaten Güzelyurt'tan ya da Lefkoşa'dan işlerimizi hallediyorduk, devlet dairelerindeki işlerimizi. Bizi ilçe yaptınız, biz hala bu durumdayız. O zaman ne değişti? Adı ilçe diyorlar. Biz bölgeye gittiğimizde benzer sıkıntıları daha yeni ilçe olmuştu. Bu tarz
sıkıntıların ortaya çıkması halinde isimlerinin ilçe olmasının hiçbir faydası olmayacağını dile getiriyordu Lefkeliler. Tam da öyle oldu. Yani sakındıkları şey başlarına geldi, korktukları şey başlarına geldi. Bugün Havadis Gazetesi öfke ve isyan diyerek bu konuyu taşımış, bu isyana kulak tıkadılar diyor. Yıllardır ekonomik, sosyal ve kamu yatırımlarından mahrum bırakılan Lefke'de isyan sesleri ayyuka çıktı. İlçe olmanın gereklerinin halen yerine getirilmemesinden yakınan bölge halkı siyasetçilere ateş püskürüyor. Logo yanında lanetli kavşak demiş bugün Havadis Gazetesi. Kavşak mı lanetli? Yoksa gerekli önlemler mi yok? Yoksa biz mi dikkatsiziz acaba? Yol güvenliği eksikliği nedeniyle bugüne kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği halkın deyimiyle ölüm kavşağı. Orayı hatırlayın. Hani sonradan bariyerlendi. Kaç kişi öldü, aileler isyanda. Aynı bölgede defaatle kaza oluyorsa niçin önlem alınmıyor diye soruldu. Son ölümlü kazadan sonra bariyer takılmıştı, hatırlayacaksınız. 5 kişinin hayatını kaybettiği halkın deyimiyle ölüm kavşağı Turunçlu İnönü kavşağında dün yine bir trafik kazası, bir trafik çarpışması meydana geldi. Orta refüjden karşı şeride geçen araba takla attı. Şoför ve arabadaki bir yolcu yaralandı. Lanetli kavşak diyor bugün Havadis Gazetesi o kavşakla ilgili. Yolun karşı şeridine geçiyor. Sürücü ve yolcu yaralanıyor. Yolun karşı şeridine geçtiği anda karşıda bir araç da olsa kafa kafaya çarpışacaklar. Yolun karşı şeridine geçtiğinde karşıda kendi yolunda giden araç bir anda böyle bir kazaya karışmış olacak. O bölgede meydana gelen kazalar genelde böyle oluyor, biliyorsunuz. Bu yoldan gidilirken karşı şeride geçiliyor. Yol güvenliği eksikliği temel nedenlerden, çünkü karşı şeride bariyer eksiği nedeniyle geçiveriyor araç. Karşı şeride geçmesine neden olan gerçekten yolun durumu mu, aşırı hız mı, dikkatsizlik mi, bu başka bir tartışma konusu. Ama gerekçe ne olursa olsun karşı şeride geçiveriyor. Karşı şeritte başka bir araç eğer o anda geçiş halindeyse, ki yol zaten günün neredeyse her saati sık kullanılan bir yol, Lefkoşa Mausa yolu, dolayısıyla dünkü bu kaza hem şoförün hem de yolcunun yaralanmasıyla sonuçlanan bu kaza Havadis'e bu şekilde yansıyordu. Korona kabusu büyüyor demiş bugün Havadis. Çin'de 3 kentte 18 milyon kişiye tecrit, 5 kente çıktı sayı. Ölü sayısı da artıyor. 18 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü hasta olanların yanında tüm şehri de kötü etkilediği Wuhan kentinden bahsediyor Çin'in. Milyonlarca kişilik şehirde maskeler bitme noktasında, marketlerse evden çıkmaya korkan halk tarafından adeta yağmalanmış durumda. Çin şu ana kadar 18 kişinin ölümüne yol açan virüsün daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyor. Virüsün ilk görüldüğü 11 milyonluk Wuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmeye çalışılıyor. Hatta virüse yakalandığından şüphelenilen hastalar özel kabinlere taşınıyor. Virüsün Çin dışında görüldüğü ülke sayısı da 8'e ulaştı. Biz haberi ilk aldığımızda ve size duyurduğumuzda 3'tü bu sayı, hatırlayacaksınız. Washington'a da ulaştı demiştik, 3'tü. 8'e yayılmış durumda. Bu sayının artması, vaka sayısının artmasıyla işte Dünya Sağlık Örgütü bunun global bir salgına yol açabileceğinden korkuyor demiştik. Afrika gazetesiyle devam edelim. Oradan birazcık küçük göreceksiniz Afrika gazetesini. İlker'cim bir bana dön. Hemen şuradan açayım Afrika gazetesini ve oradan takip edelim. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızıl Yüreğin sivil toplum örgütleriyle işbirliğinde düzenlediği Kıbrıslı Türkler Nereye konferansının sonuç bildirgesi yayınlandı diyor bugün Afrika gazetesi. Niyazi Kızıl Yürek. Hürriyet gazetesinde bir haber, Niyazi Kızıl Yüreğin buradaki nüfusun
Kıbrıslı Türklerin hem siyasi hem demografik geleceğiyle alakalı farklı noktalara gideceğiyle alakalı söylemlerini Avrupa Parlamentosu'na taşıması konusunu Hürriyet Gazetesi'nin ele alış şekli Niyazi Kızıl Yüreğin Türkiye karşıtlığı yaptığı şeklinde ya da Türkiyelilere karşıtlık yaptığı şeklinde yorumlanmıştı. Söylediği şey 200 bin kadar kaldığı düşünülen Kıbrıslı Türklere karşın Türkiye'den gelen nüfusun domine edici bir seviyeye ulaştığı, vatandaşlık da alınıp seçme hakkı da verildiği için siyaseten de domine edildiği şeklindeki bir konuydu. Şimdi bunun Hürriyet Gazetesi'ne yansıma şeklinde Niyazi Kızıl Yürek bir yanıt vermişti. Bugünse Kıbrıslı Türkler Nereye konferansının sonuç bildirgesinden yola çıkarak Afrika Gazetesi oluşturmuş manşetini, Türkiye karşıtlığı dert oldu diyor bugün ve ekliyor. Sonuç bildirgesinde şöyle denildi: bizim istediğimiz Kıbrıs barışı Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş bir barış değildir. Aksine Kıbrıs barışı Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs üçgenini barış ve işbirliği havzasına dönüştürecektir. Bu yüzden şimdiden harekete geçmeli ve Kıbrıs Türkiye ve Yunanistan halkları arasında yakınlaşma sağlanması için çaba sarf edilmelidir deniliyor. Bugüne yansıyan o sonuç bildirgesine taşındığı haliyle o konferansın. Az önce demiştim ki işsizlik rakamlarından bahsedeceğim diğer gazetelerden. Afrika Gazetesi bugün 2019'da 9317 işsiz diyerek duyuruyor. Hane Halkı İş Gücü anketinin sonuçları aktarılmış. En yüksek işsizlik oranı Güzel Yurt'ta, en düşük Girne'de deniliyor. 2019'da ülke genelinde istihdam edilenlerin %17.9'unu ilkokul, %16.3'ünü orta veya denge okul, %34'ünü ise lise ve denge okul, %4'ünü 2 veya 3 yıllık yüksekokul, %21'ini 4 yıllık fakülte veya yüksekokul, %4'ünü yüksek lisans, 0.4'ünü ise doktora mezunları oluşturdu denilmiş. Rakamlara baktığımızda orta veya denge okuldan istihdam olanların oranı %34 olarak görülüyor. 2019'daki bu rakam 9317 sayısı resmi rakam, yani kayıt altına alınmış işsizlerin sayısı. Bir de kayıt altına alınmamış olanlar var. Dolayısıyla özellikle genç işsiz rakamları dikkat çekici, biliyorsunuz. Ve o rakamlarda Güzel Yurt'ta en fazla işsizliğin olduğu sonucunu ortaya koyuyor. Bugüne taşınmış durumdaydı. Yeni düzene geçtik şimdi. Sözünden kim döndü diyor bugün Yeni Düzen gazetesi. Gazeteci yazar Metin Münir'in iddialarıyla yeniden alevlenen tartışma. Dün paylaşmıştık o yazıyı ve Ulusal Birlik Partisi'ne özellikle çok ciddi ithamlar olduğunu söylemiştik. Halkın Partisi'nin de dörtlü koalisyonu iddialar zaten o yöndeydi. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik Ulusal Birlik Partisi ile yaptığı anlaşma sonucu bozduğuna dair Metin Münir'in yazısından bu da okunabiliyordu. Özellikle UBP'den nasıl yanıt alacak? Çok sert eleştiriler var çünkü diyorduk. Bugüne Yeni Düzen gazetesi taşımış. Gazeteci yazar Metin Münir, dörtlü koalisyon hükümetinin Ankara'nın da teşvikiyle yıkıldığını, UBP-HP hükümetinin ise Kudret Özer Sayın Cumhurbaşkanlığında desteklenmesi sözüyle kurulduğunu yazdı deniliyor bugün. Münir'e göre Başbakan Tatar sözünün eri olmadı. Türkiye'yi de el sıkışıp ortak olduğu Kudret Özer Sayı da yarı yolda bıraktı deniliyor. Tanınmış gazeteci Metin Münir'in iddialarına kamuoyuna yönelik Başbakan Ersin Tatar ya da Başbakan Yardımcısı Kudret Özer Say, ayrıca Ankara'daki hükümetten herhangi bir açıklama gelmemesi de dikkat çekti diyor. Dün yazıyı sizinle paylaşmıştık. Dolayısıyla şimdi yine detaylarına girmeyelim. Fakat Cumhurbaşkanlığı hedefiyle dörtlü hükümetin, dörtlü koalisyonun bozulduğu, Ersin Tatar'ın ise verdiği sözü tutmadığı, Ankara'nın beklentisinin Ersin Tatar'ın ekonomi, Kudret Özer sayınsa Kıbrıs sorunu hakkında iyi çalışmalar yapması olduğunu, Ersin Tatar'ın ekonomi alanında da beklentiyi karşılamadığı şeklinde bir yazıydı. Kimseden ses çıkmadı diyor Yeni Düzen gazetesi. Özel haber ibaresiyle
nakil için Türkiye'ye gitmesi gerekiyor denmiş. 3 yıldır Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan ve vize borcunu ödeyemediği için yurt dışına çıkamadığını söyleyen Filipinli 36 yaşındaki kadın nakil gereken 1,5 yaşındaki bebeğine böbreğini verebilmek için yardım istiyor demiş bugün haber. Ülkemizde yaşayan üçüncü ülkelerden gelen insanların hem yaşam koşulları hem burada bir sorunları olduğunda başvurabilecekleri makamlar anlamında kimi zaman eli kolu bağlı kaldıklarını zaman zaman paylaşıyoruz sizinle. Bu örnekte vize borcu var deniliyor. Şimdi onun yavrusuna böbreğini vermesi için Türkiye'ye gitmesi gerektiği bekleniyor. Prosedür nasıl işler ve bundan sonrası ne olur? Ya da şimdi hep diyorum ya, gazetelere taşınan, medyaya yansıyan olaylar çözüm şansı daha yüksek olaylar. Peki görmediğimiz, bilmediğimiz daha kaç benzer durumda olan insan var? Sadece organ bağışlanması anlamında demiyorum, sorunlarını aktaramayan ya da ilgili muhatabı olabileceği mercileri bulamayan, ulaşamayan kaç kişi var bu ülkede? Önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. Askeri birliklerde uyuz sorunu diyor bugün bir başka haberde yeni düzen. Bulaşıcı bir cilt hastalığı olan uyuzun son günlerde bazı askeri birliklerde görüldüğü açıklandığı Sağlık Bakanlığı sıhhiye ekipleri bu yönde çalışmalara başladı denmiş. Karşışeri'de geçen araç korkuttu. Yine o kavşaktaki kaza bugüne yansıyor. Kıbrıs postasındayız şimdi. Demokrat Parti bir vekil tek başına hakkını arayamadığı için dava açtı. Demokrat Parti adına meclise karşı Özgür Gün davasını açan Demokrat Parti MYK üyesi Avukat Ali Tunçtaşlı açıklama yapmış gazeteye. Demokrat Parti Merkez Yönetim Kurulu adına Özgür Gün'ün dokunulmazlığının kaldırılması kararına ilişkin meclise karşı dava açan Demokrat Parti MYK üyesi Avukat Ali Tunçtaşlı gazeteye yaptığı açıklamada halk devamlı bunu soruyor. Hüseyin Özgür Gün için neden bunu yapıyorsunuz? Demokrat Parti bunu Özgür Gün için yapmıyor. Demokrat Parti binlerce oyla seçilen bir vekilin anayasal sebeplerden ötürü tek başına hakkını arayamaması nedeniyle yapıyor dedi. Aynı açıklamayı hatırlayacaksınız. Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da yapmıştı ve demişti ki öğrendik ki biz bu süreçte örneğin Ulusal Birlik Partisi Aytaç Çalıda için Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş ama Özgür Gün için gitmemiş. Bu süreçte biz bunu öğrendik dedi. Ama Özgür Gün'ün tek başına böyle bir davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyamaması gerekçesiyle kendilerinin götürdüğünü, benzer durumda yarın bir CTP'li olsa aynı şeyi yapacaklarını söylemişti örneğin Fikri Ataoğlu. Bugüne taşınıyor. Kasa başvurmak için tanınmamışlık engel değil. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun açıklamaları bugün Kıbrıs postasında. Norveç futbol takımı Valeranga'nın Girne'de kamp yapmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan spor ambargosunu kaldırmak için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu çalışma başlattı. Konuyla ilgili Kıbrıs postasına konuşan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, spor ambargosunun kaldırılması için uluslararası avukatlarla görüşüp Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını açıkladı. Sertoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası olarak tanımlanamamasının Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvuru yapmayı engellemediğini, federasyonları herkesin tanıdığını söyledi ve devlet ayrı, federasyonlar ayrıdır şeklinde konuştu. Spor ambargosunun kaldırılması pek çok anlamda bir kırılma noktası olabilir. Yani psikolojik seviyeler vardır ya, örneğin ülkemizde spor alanında çok başarılı gençlerimiz var fakat kendi bayraklarıyla yarışamıyorlar. Ya da burada müsabakalar gerçekleştirilemiyor. Bunun aşılabilmesi ülke sporunun motivasyon anlamında yepyeni bir ivme kazanmasına yol açabilir. Bu da beraberinde aslında gençler için çok daha farklı kapıların açabileceği süreçleri başlatabilir. Dolayısıyla
Hani spor ambargosunun hiç de insani olmadığı, siyaseten farklı konular, hatta birbirini tanımayan ülkelerin bile bayraklarını göndere çekildiği organizasyonlar görüyoruz, öyle değil mi? Örneğin Türkiye ile Güney Kıbrıs maç yapılıyor, bayraklar göndere çekiliyor. Bu konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ise spor ambargosu altında ezildiği bir konu. Kültür, spor, bu tarz konuların siyasetin dışında kalması gerektiği yıllardır konuşulur ama şimdi yeni bir adım atılacak gibi. Bakalım nasıl sonuçlanacak, göreceğiz. Bugüne taşınmış Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru 3 tane kutucuk görüyoruz. Tatar, Erhürman ve Arıklı. Tatar, ülke insanının kaliteli hizmet alması devletin güçlenmesi için önemli demiş. Erhürman, güzel yurt ve lefkede halkla buluştu deniliyor. Erhan Arıklı ise seçim manifestosunu 6 Şubat'ta açıklayacakmış efendim. Bugüne taşınıyor. Temiz siyaset demiş, yeni bakış. Temiz siyaset bu mu diye sormuş. Temiz siyaset diyerek iktidara gelen Halkın Partisi'nin İskele Boğazköy'de yandaşlarına sağladığı peşkeş gündeme bomba gibi düştü diyor. Hükümetin ortağı Halkın Partisi uzun yıllar topluma hizmet eden TKP kurucularından Doktor Burhan Nalbantoğlu'nun Boğazköy'deki evini bir partiliye peşkeş çekerken yine Boğazköy'de yer alan hali araziyi tarım amaçlı başka bir kişiye kiraladığı iddiası bugüne taşınmış durumda. Bu mu temiz siyaset diye soruyor Yeni Bakış gazetesi. 9 Ocak 2020 tarihinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın imzasıyla İskele Kaymakamlığı'nda çalışan bir kişinin eşine Boğazköy'de kayalık olduğu halde tarım amaçlı denilerek 2 dönüm hali arazi kiralandı deniliyor. Burhan Nalbantoğlu'nun Boğazköy'deki evinin de bir partiliye peşkeş çekildiği, ancak Nalbantoğlu ailesinin devreye girmesi ve konunun köy muhtarı tarafından polise kadar taşınmasıyla eve yerleşen şahsın Aralık ayı sonu itibariyle evden çıktığı ifade ediliyor demiş. Bugün tarafların açıklamaları, mahalle muhtarının, Nalbantoğlu ailesinden kişilerin açıklamalarıyla birlikte gazetenin ön sayfasında yer alıyor. Bu mezarda kim yatıyor demiş Haberci gazetesi bugün manşetinde. Ayvasıl'dan getirilerek tekke bahçesine gömülen bazı isimsiz kayıplar için ailelerinin yıllardır verdiği mücadele sürüyor. Tam bir yılan hikayesinin yaşandığı tekke bahçe şehitliğinde mezarların tamamının açılması isteniyor. Ali Baba, kanseri yendim, bu acıyı yenemedim demiş. Sevgi Ali Baba 50 küsur yıldır babasını bekliyor. Her kapı çalınışında babasıyla gezdiği sokaklarda bazen gelen bir haberle içinde sönmeyen bir umut ateşiyle yaşıyor demiş. Hamit köylü Hilmi Hamit'in, yani Hilmi Usta'nın kızı demiş. O bir insan öyküsü. Küçük Kaymaklı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği As Başkanı Ali Zeybekoğlu, o bir başka insan öyküsü. Şehit yakınları bunlar. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu dün Tekke Bahçesi şehitliğinde 1974 yılına ait 44 mezarın en erken zamanda açılmasını ve kimlik tespitlerinin yapılmasını, ayrıca bütün şehitliklerin yeniden sorgulanmasını talep etti. Şehit yakınları en azından bir mezar olsun istiyorlar yakınlarına ait. Ve şehitliklerde kimin yattığı konusu bayağıdır konuşuluyor. Kafamızda oluşan sorulardan bazıları şunlar: hangi şehit hangi mezarda defnedilmiştir? Bir mezarda kaç şehit yatıyor? Acaba mezarına gittiğimiz şehit gerçekten bizim şehidimiz mi? Yoksa o mezarda yatan şehit başka bir şehit mi? Yoksa mezarın içi boş mu? Hep kuşku içindeyiz demişler. Bu ağır psikoloji Haberci gazetesinin ön sayfasındaydı. Bugüne taşınmış durumda. Tatar, ilk turdan kazanacağım demiş. Ve Taço, illegal bet yasallaşmalı demiş. Kasino İşletmecileri Birliği dün basın mensupları için yemekli basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taço çok önemli açıklamalarda bulundu diyerek Haberci gazetesi görüyor haberi. Bugüne taşınmış durumda. Güneşteyiz şimdi.
Cumhurbaşkanlığında biz olmalıyız. Güneş Gazetesi'nin manşeti. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar Gazi Mausa'da yüzlerce partilisine seslenerek Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz'de kritik gelişmeler yaşandığına dikkat çekti diyor o toplantı. Mausa pazarında dolaşmış, o da bugün Güneş Gazetesi'nin ön sayfasında. Hiç mi vicdanınız sızlamadı diyor Halkın Sesi gazetesi. Şehit Aileleri Derneği 45 yıl sonra tek kişinin ismi olan mezardan 5 şehit çıkmasının ardından isyan etti. Dernek, gerçekleri bile bile yıllardır bizlerden gizlediniz. Bu yapılan çok büyük bir saygısızlıktır dedi. Ve az önce de aktardığımız o sorular bugün Halkın Sesi gazetesinde de yer alıyor. Yıllardır hiç mi vicdanınız sızlamadı diye de ekleniyor. Bugüne taşınmış durumdaydı. Vatan gazetesi de aynı başlıkta çıkmış. Bugün hiç mi vicdanınız sızlamadı diyor. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Tekke Bahçesi şehitliğindeki 44 mezarın açılmasını istiyor denilmiş haberde. İşsiz sayısı 9317, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2019 rakamları aktarılıyor. Bugüne güzel yurt ama işsiz yurt diye Star Kıbrıs gazetesi de görmüş aynı haberi. Bugüne taşınmış durumda. CHP'nin eski genel başkanı ve başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer'in açıklaması bugün Star Kıbrıs gazetesinde manşete çekilmiş. Akıncı'nın iki kritik hatası başlığında çözüm karşıtlarına koz verdi, gerektiği kadar çalışılmadı şeklinde Ferdi Sabit Soyer'in açıklamaları. Allah korudu deniliyor. Dünkü kazayla ilgili 28 yaşındaki Abdullah Seyit ile 29 yaşındaki Yakup Senir hastaneye kaldırıldı denmiş. Turunçlu İnönü Kavşağı yakınlarındaki kazayla alakalı olarak ve Müteahhitler Birliği imar planı tartışmaları sürerken Müteahhitler Birliği endişelerini dile getirmekle birlikte sessiz kalmıştı, hatırlayacaksınız. Şimdi hükümete bir hafta süre veriyoruz denilmiş. Gazeteden takip edelim. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gür Cafer, hükümetin Gazi Mausa İskele Yeni Boğaziçi imar planı konusunda kaos yarattığını savunarak eylem uyarısında bulunduğu, Gür Cafer fasıl 96 diyorsanız derhal geçin, geçmiyorsanız resmi gazeteye gönderilmiş imar planının itiraz ettiğiniz noktalarının düzelmesini sağlayıp imzalayın ve yürürlüğe koyun dedi. Çünkü Temmuz 15 Temmuz tarihine kadar biliyorsunuz uzatıldı o süre, ancak projeler konusunda müteahhitlerin kaygısı var ve bu belirsizliğin inşaat sektörüne büyük darbe vuracağını söylüyorlar. Dolayısıyla bir hafta süre verdiler hükümete, bakalım neler olacak. Yunanistan şahmat oldu diyor bugün Haberal Kıbrıslı. Profesör Doktor Mesut Hakkıcas'ın Haberal Kıbrıslı'ya konuşmuş. Türkiye Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini bir kez daha gösterdi deniliyor. Doğu Akdeniz'de ya da İsrail'de nerede gaz bulunursa bulunsun Türkiye ve Libya arasındaki sahadan, Ankara'dan izin almadan hattın geçemeyeceğini aktarmış, bugüne taşınıyor. Hakikat gazetesi Arıklı seçim manifestosunu 6 Şubat'ta açıklayacak diyor, bugüne taşınmış. Gezi programı da aktarılıyor yine bugüne taşınan haberde. Yüksek öğrenim strateji belgesi ve denetim tüzüğü yürürlükte diyor Hakikat gazetesi. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Strateji Belgesi bu ülkede ilk defa yayınlanıyor. Bu strateji belgesi hükümetin veya bir kurumun değil, devletin bir belgesidir. Bütün paydaşlarla uzun çalışmalar sonucu bu belgeyi hazırladık demiş. Bugün aktarılıyor o açıklamalar. Detaydayız şimdi. Detay, Çin'de başlayan virüsü taşımış manşetine, 8 ülkede görüldü diyor. Şiddetli akut solunum yolu sendromu SARS'a benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs başka ülkelere de yayılmaya başladı şeklinde aktarmış Dünya Sağlık Örgütü. Acil toplanıyor, hızla yayılıyor ara başlıklarıyla birlikte bugüne taşınmış durumdaydı. Kıbrıs manşetteyiz şimdi. Polisi böldüler diyor Kıbrıs manşet. Kamu Sen Başkanı Metin Atan, önümüzdeki günlerde meclisten geçmesi beklenen polis örgütü kuruluş görev ve yetkileri değişiklik yasası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Özel haber ibaresiyle bugün gazete görüyor.
Metin Atan alt komiteden geçtikten sonra pazartesi günü meclisten geçmesi muhtemel yasanın hakka ve adalete uygun olmadığını, teşkilat içerisinde de ayrımcılık ve kutuplaşmaya neden olabileceğini savunmuş. Bu konuda açıklamalarını sürdüren Metin Atan, polis akademisini bitirenlerle yıllarca bu görevde olup lise mezunu olanlar arasında büyük bir huzursuzluk olduğu ve bunun da polis teşkilatına yansıyacağı görüşünü savunmuş. Okullularla tecrübeliler gibi bir ikilik mi olacak? Bugün böldüler polis teşkilatını diyor Metin Atan konuyla ilgili olarak. Volkan gazetesi Niyazi Kızılyüreği ön sayfasında tutmaya devam etmiş. Ne kadar seyirci kalacaksınız diyor. Sunacak hedef UBP ve Tatar diyor. Metin Münir'in yazısıyla alakalı olarak Haberatör gazetesi Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gür Cafer'in bir haftalık süre verdiğine dair açıklamalarını bugün ön sayfasından görmüş geniş bir şekilde açıklamalarla birlikte. Şimdi ön sayfalara, manşetlere taşınanlar bunlar, gazetelerde yer alan haberler bunlar. O Metin Münir'in iddialarına yönelik olarak herhangi bir açıklama gelmemiş olmasına Yeni Düzen gazetesi dikkat çekmişti. Bu konuda niçin kimse bir açıklama yapmıyor diye. Yankısı da yazının kimileri zaten biliniyordu bunlar dedi ama dışarıdan bir gözle ya da T24'te yayınlanmıştı o yazı. Dolayısıyla orada yayınlanmasının da size bunları anlatayım şeklinde bir dille yayınlanmasının da en azından gelinen aşama, hani dörtlü hükümetin bozulması ve bugüne geldiğimiz noktada Türkiye'nin bu hükümete bakış açısı anlamında da farklı şeyler ifade ettiğine dair yorumlar, gözlemler de yapıldı bu süreç zarfında yazının duyulmasının ardından diyebiliriz. Manşetlere göz attık. Hızlıca bir de sosyal medyaya bakalım. Zira Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak adayların çalışmaları sürüyor. Ersin Tatar gazetelere de yansımıştı. Maus adaydı örneğin, partilileriyle birlikte ilk turdan kazanacağım açıklamasını da yine Maus'a da yapmıştı Ersin Tatar. İddialı açıklamaları diyelim. Farklı kişiler de paylaştılar. Yüzlerce kişi vardı şeklinde gazeteler yansıtmıştı. Sadece Ersin Tatar için değil, henüz halk da Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir heyecan duymaya başlamamış gibi geliyor bana. Size de öyle geliyor mu? Evet, adaylar gezilerine başladılar. Ancak hep söylüyoruz, işte günlük hayatta dokunulmasını istediğimiz problemler, sorunlar daha büyük önceliklerimiz gibi görünüyor. Ersin Tatar Mausa'daydı, Tufan Erhürman'da, Güzel Yurt'ta, Lefke'de, o bölgede birkaç ziyaret gerçekleştirdi. Dün akşam da mobilya fuarının açılışındaydı. Orada mobilyacılarımız ve karşı karşıya oldukları pek çok sıkıntıya karşın üretmeye, kaliteyi her gün biraz daha arttırmaya, hatta ürettiklerini ihraç etmeye devam ediyorlar diyerek o fuar açılışına katılarak verdiği desteği bugüne taşımış, yansıtmış durumda idi. Bir kayıp, Reşat Çağlar. Reşat Çağlar önemli bir isimdi. Onun aramızdan ayrılışının haberi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Londra ve New York temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve Müzakere Heyeti üyeliği görevlerinde de bulunan bir isimdi Reşat Çağlar. Onun vefatı bugüne yansıyan haberler arasında sosyal medyada da pek çok kişi Reşat Çağlar'ı
andı. Dışişleri Bakanı Kudret Özersel kendisinin de onunla çalışma şansı yakaladığını belirterek, yıllar önce Cumhurbaşkanlığında müzakerelerde birlikte çalışma imkanı bulduğum, ülkemizin Londra ve New York temsilcisi görevlerini de yapmış olan bakanlığımız eski müsteşarlarından tecrübeli diplomat Büyükelçi Reşat Çağlar'ı maalesef kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve Kıbrıs Türk halkının başı sağ olsun dedi. Asım Akansoy da yine, Reşat Çağlar çok değerli bir diplomat ve aydınımızdı. Gerçek bir Kıbrıs sevdalısı. Adada kalıcı barışın tek kurtuluş yolu olduğuna dair inancını paylaşmaktan asla geri durmayan, sohbet etmekten büyük keyif aldığım bir kişiydi. Meslek hayatında yaşadığı sorun ve sıkıntılar sohbetlerimizin önemli konularındandı. Ciddi bir diplomasi deneyimi vardı. Az önce kendisini kaybettiğimizi öğrendim. Gerçekten çok üzgünüm. Başsağlığı ve sabır dilerim dedi. Bugüne taşınıyor Asım Akansoy'un da Reşat Çağlar'la alakalı sözleri, söylemi. Biz de tüm ailesine, sevenlerine, Kıbrıs Genç TV ailesi olarak başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletmiş olalım efendim Reşat Çağlar'ın vefatı dolayısıyla. Şimdi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir yasayı mecliste yeniden görüşülmesi için iade etmişti, biliyorsunuz, veto etmişti. Avcılıkla alakalı olarak av ve avla ilgili yaban hayatını düzenleme değişiklik yasası, yasa hakkında görüşlerini almak için Meclis Başkanı Tevfikken Uluçay, Avcılık Federasyonu, Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi ve Taşkent Doğa Parkı yetkililerinden oluşan heyeti kabul etti. O kabulle ilgili olarak basın önünde, kameralar önünde yapılan açıklamalar yasanın bu haliyle geçmesi talebini dile getiriyor. Yasa hazırlıkları devam ederken destek veren örgütler aynı zamanda. Doğan Sahir diyor ki her canlının yaşamaya hakkı vardır, bunu biliyoruz. Ancak bu hali en azından belli düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Şimdi Cumhurbaşkanı iade etti meclise. Tebrikken Uluçay da görüştü. Yeniden gitmesi halinde onaylanacak bir süreç, sistem o şekilde işlediği için uzun yıllardır bu konuda bir düzenleme yokken şimdi düzenleme yapılmış olmasını olumlu buluyor sözüne, fikrine başvurulan sivil toplum örgütleri. Taşkent Doğa Parkı da var aralarında. Fakat bir taraftan yaşama hakkı savunulurken yine avla alakalı düzenleme, avcılarla da yine görüşülüyor. Avcılarla birlikte sivil toplumun, biyologlar ve doğal yaşamın sürdürülmesi, sürdürülebilir avcılıkla alakalı görüşler paylaşılıyor. Dolayısıyla yaşam hakkını savunanlar açısından avın düşünülmesi söz konusu olamazken, düzenli ve sürdürülebilir bir av hayatı anlamında da yasa önemli bulunuyor. Avcılık ülkemizin bir gerçeği. Fakat bugün itibariyle konuştuklarımız bunlar. Belki yarın daha farklı şeyleri konuşuruz. Çünkü bu denklemin içinde dahil olmayan ama konuşulması gereken farklı şeyler de var. Hep insan temelli düşündüğümüzü bu programda söylüyorum ya, insan 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 diye düşünüyoruz. Diğer tarafın konuşma hakkı yok ama onların çıkamayan ya da bizim algılayamadığımız sesi, onların hakkı anlamında da insan temelli değil, onların yaşam hakkı bakış açısından da değerlendirilmesi gereken bir süreç. Yasalar yapılıyor, yasalar. Ama orada farklı şeyler de konuşulmalı. Hiç kuşkusuz 2020 yılındayız artık. 2020 yılındayız artık ama bugün 24 Ocak 1993 yılında öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun da ölüm yıl dönümü. O günü çok net hatırlıyorum. Ankara'daydım çünkü. Ne kadar dehşet bir olaydı. Görüntüsü gözümün önünde. Failleri hala bulunamadı. Ve sözler verilmişti. Mutlaka bulacağız faillerini diye. Özgür basın, gazetecilerin dediklerinin yazabilmesi.
Gelmeleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir konu. Gazetecilerin baskı altına alınmaması. Çünkü medya eğer tek bir sözü söylerse vatandaşın haber alma özgürlüğünün de ne kadar kısıtlanmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun çok yakın pratikte gözlemleme şansımız olduğu için belki özgür basına, özgür kalemlere duyduğumuz ihtiyacı bir kez daha vurgulamak lazım. 1993'te faillerinin bulunacağına dair verilen sözler halen tutulabilmiş değil. Analım biz de buradan Uğur Mumcu'yu, bir kez daha uğurlar olsun diyelim ve hava durumuna gidelim biz şimdi. Bakalım bu fırtına kıyamet daha ne kadar sürecek, havanın durumu bugün nasıl olacak? Ocak Cuma sabahı nasıl gidiyor? Evlerinizi terk ettiniz mi? Sıcak yataklarınızdan ayrılmak zor oldu mu? Yollarda aman dikkat, şiddetli rüzgar. Ben yayına girerken halen devam ediyordu zannederim. Halen sürüyordur. Dolayısıyla yollara da pek çok cismi taşıdığı görülüyor. O yüzden bugün daha fazla dikkatli ve ayağımızı gaz pedalından birazcık çekerek daha temkinli sürüş yapmamızda fayda var diyelim bir kez daha efendim. Şimdi Türkiye gazetelerinin ön sayfalarına hızlıca bakalım biraz da. Nedir durum? Orada hangi haberler taşınıyor? Ön sayfalara. İlker, izleyicilerimiz Facebook üzerinden yayını göremediklerine dair mesajlar atıyorlar. Bende de şu an yeşil bir ekran var. Bir göz atabilirsen eğer çok sevinirim. Yayını göremeyen, Facebook üzerinden takip edemeyen izleyicilerimizin de sesine kulak vermiş olalım. Ve geçelim şimdi Türkiye gazetelerinin ön sayfalarına. Hangi haberler var bakalım. Milliyet gazetesi tehlikeli adımlar diyor. Ege'de gayri askeri statüdeki 23 adadan 16'sını silahlandıran Yunanistan bu adalara hava ve deniz üsleri bile inşa etti denmiş. Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarıyla önceki akşam Roketsan'ı ziyaret etmiş. Akar, Yunanistan'dan uluslararası hukuka, anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz demiş. 1960'lardan itibaren adaları silahlandıran Yunanistan bazı adalara hava ve deniz üsleri inşa etti. Yunanistan'ın Tümen ve Tugay seviyelerinde birliklerinin bulunduğu adalardaki toplam asker mevcudu 50-100 bin arası diye de eklemiş. Şimdi Yunanistan-Türkiye hattında gerilim ya da ılıman bir havanın olması bizi de yakından etkiler. Şimdi son olarak Libya konusunda yine pozisyon almış durumda. Türkiye'nin biliyorsunuz Libya ile yaptığı anlaşma, Yunanistan'ın Berlin zirvesinde olmayışı, yine orada Hefter'le birlikte bir adım atmak istemesi, Berlin zirvesinde olmak istemesi ama olmayışı başka bir konu. Fakat Girit konusu yine münhasır ekonomik bölgesinde Libya'nın, Türkiye'nin imzaladığı anlaşma çerçevesinde hidrokarbon araması yapacağına dair açıklaması, Girit konusunun gündeme gelmesi, tüm bunlar Yunanistan'la yeni bir krizin yaşanabileceğine dair işaretler olarak yorumlanıyordu. Şimdi tehlikeli adımlar diyerek Milliyet gazetesi son açıklamaları taşımış durumdaydı manşetine bugün. Dronların gölgesinde Hürriyet'in manşeti, Esad'ın aylardır süren bombardımanından kaçan İdliblilerin arasındayız. Sert koşullar altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Ancak en büyük korkuları sesini duyup göremedikleri dronlar diyor bugün. Aktarmış haberi Hürriyet gazetesi. İdlib Türkiye sınırına oradan ilerleyen çoluk çocuk Suriyelileri. Yargıda büyük FETÖ temizliği diyor bugün sabah. Hakimler Kurulu Başkan Vekili Yılmaz, 4000 FETÖ'cü hakim savcının ihracından bu yana yapılacak en büyük temizliği anlattı denmiş. Böyle bir iyileşmeyi kimse beklemiyordu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları. Davos Ekonomik Forumu'nda Türkiye'nin maliye politikalarını anlattı, önemli mesajlar verdi deniliyor. Dünya diken üzerinde. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve halen tanımlanamayan virüs nedeniyle dünya çapında panik yaşandığı belirtiliyor. Sözcü 8 yıldır yazıyoruz, nihayet anladılar demiş. Yunan'ın Ege'deki adaları silahlandırdığını defalarca manşet yaptık. Sonunda iktidar da gerçeği gördü. Bakan Akar Yunanistan'ı uyardı şeklinde bugüne taşınmış haber. Vatan gazetesindeyiz. %35 arttı diyor. 2019 yılında savunma ve havacılık ihracatı 2 milyar 400 milyon olmuş. Bugüne taşınan haberler arasında Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki başlığı bugün Vatan gazetesinde de görülmüş. Akşam Merkel'le Libya mesaisi diyor bugün Başkan Erdoğan. Bugün İstanbul'da Almanya Başbakanı Merkel'i misafir edecek. Libya krizi başta olmak üzere Almanya'ya kaçan FETÖ'cülerin iadesi ve mültecilerin durumu masaya yatırılacak diyor. Trado'yla gündemi görüştü. Erdoğan telefonla Kanada Başbakanı'yla görüştü. Bilgisi de bugün yer almış haberde. Ege Yunan cephaneliğine döndü başlığı yine Türkiye gazetelerinde yer alıyor. Cumhuriyet gazetesi bugünü aydınlatan gazeteci diyor Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıl dönümünde arkadaşları onu anlattı demiş bugün gazete. Cumhuriyet yazarıydı aynı zamanda. Yolsuzluk araştırmasına göre Türkiye en kötüye giden 3 ülke arasında kırmızı alarm şeklinde görülmüş, bugüne yansıyor. Formula pistinde fayton testi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa ve Denizli'de elektrikli araçlar üreten bir firmanın ürettiği yerli elektrikli faytonu, geçmişte Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapan Tuzla'daki İstanbul Park'ta test etti. Araçtan memnun kaldığını da söylemiş. O fotoğrafta yansımıştı bugüne. Borç karnemiz çok sağlam diyor Berat Albayrak Davos'ta. Wuhan'da dehşet, sokaklardan korku filmi gibi görüntüler sosyal medyada da yayılıyordu. O görüntüler bugün gazeteye yansımış. Yeni Çağ son gazete olsun bugün aktaracağımız İdlib'den sınıra korkutan göç şeklinde görmüş. Rejim güçleriyle Rusya'nın kara ve hava saldırıları nedeniyle son 48 saatte 36 bin sivilin daha Türkiye sınırına göçe zorlanmasıyla sayı 450 bine ulaştı. Şu kamyon kasasına bir bakın. Çocuklar ağırlıkta, bu soğukta, çamurda naylonlarla örtülmüş eşyalar soğuktan, kardan, yağmurdan korunmaya çalışılıyor. Yiyecek, içecekler yine derme çatma yöntemlerle yanlarına alınmış bir su deposu. Çoluk çocuk bir bilinmeze göç ediyorlar. Bugün Yeni Çağ gazetesi de aktarmıştı göç yollarını, ön sayfadan görmüştü efendim. Bu bölümü kapatalım şimdi. Hem bir araya gidelim. Neden bizi Facebook'tan seyredemiyormuşsunuz acaba? Bir de ona bakalım. Ardından konuğum Savaş Toksöz, onunla birlikte Halkın Partisi'ni, Ulusal Birlik Partisi ile yürütülen hükümeti, çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı seçimini, iç siyaseti, olup biteni konuşup değerlendiriyor olacağız. Bizden ayrılmayın. Devam ediyoruz efendim. Bugüne dair de haftanın son programında izledik. İlk bölümde manşetleri aktarırken sizlerden gelen mesajlarla biz de farkına vardık. İnternette bir sıkıntı olduğu içinmiş. Facebook yayınını takip etmekte zorlananlara buradan duyurmuş olayım. Sesim gittiği kadarıyla yayında bir aksama eğer görüyorsanız nedeni budur. Eğer bizi takip edebiliyorsanız Facebook'tan da seyredebilirsiniz diyelim. Şimdi iç siyasetteki gelişmeleri, genel olarak siyasetin halkın beklentileri, kendisine ne kadar yanıt verip veremediğini de konuşacağım bir konuğum var. Halkın Partisi Genel Koordinatörü Savaş Toksöz. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Size hiç konuk almadığımı fark ettim. Evet. Ama sosyal medyada özellikle partiyle alakalı eleştiriler olduğunda hep sizin isminizi görüyorum. Mutlaka oradan bir
cevap verme ya da bilgi paylaşımında bulunma halindesiniz. O yüzden bir program yapalım istedim. Hazır bu kadar sıcak konu başlıkları varken kırmadınız, geldiniz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Halkın Partisi hükümette bir taraftan bağımsız adayın, adayınız demeyeyim, orada bir şey de var. Kudret Özerseli'yi destekleyeceğinizi duyurdunuz. Eski genel başkanınız. Şimdi evet. Kimilerine göre bu çok sıkıntılı ve birazcık da tiyatrovari bir durum oldu. Böyle olmakla da eleştirildi. Oradan başlayalım mı birazcık? Kudret Özersoy'a destek kararının verileceği toplantı öncesi Sayın Özersoy o binadaydı. Karar verilecek, kalmam doğru olmaz diyerek çıktı. Ama zaten Halkın Partisi'nin başka birini desteklemesi söz konusu olamazdı. Birazcık tiyatrovari eleştirileri aldı. Aslında tiyatrovari olmaktan öteye bir mesaj vermeye çalışıyoruz topluma. Çünkü nasıl bir cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanlığı makamının nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili. Bu anlamda Kudret Bey'in de bağımsızlığı, ben geçmişimi reddediyorum, İşte bu partinin kurucu başkanı değilim veya bu partinin bir milletvekili değilim noktasında değil de, ben eğer göreve gelirsem, cumhurbaşkanlığına seçilirsem, bu görevi bağımsız ve halkın adayı olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak görev yapmak isterim mesajıdır net olarak. Yani vermek istediğim mesaj bağlamında doğru bir hareket içerisindedir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı zaten tarafsız ya da partili bir makam. Evet, yasalar önünde öyle olması gerekir. Ama bunun ölçüleri, bunun ölçüleri nedir? Yani ne yaparsınız bağımsız kalırsınız veya kalmazsınız noktasında geçmişten örnekler vardır diye düşünüyorum. Kudret Bey de bunlara siyasi yaşamının başından beri karşıdır. Bugün de karşıdır. Bu anlamdadır bu bağımsız adaylığı. Peki iç siyasetteki konulara gelelim. Tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimine geliriz. Şimdi Ulusal Birlik Partisi Halkın Partisi hükümeti ve hükümet çalışmalarının zaten hani bu aşamada, bu dönemde diyelim takvim anlamında Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru bir farklı evrileceğini biliyorduk zaten. Fakat dörtlü bozulduğunda Kudret Özersoy'la Ersin Tatar'ın bir pazarlık yaptığından da çok bahsediliyordu. Son olarak bu Metin Münir'in yazısıyla birlikte birazcık da Halkın Partisi'ne omuz atan bir yazıydı. Omuz atan derken destek veren anlamında, UBP'yi de eleştiren bir yazıydı o. Orada da aynı noktalardan bahsediliyor. Yani bu pazarlıkla kuruldu bu hükümet. Ersin Tatar'dan örneğin ekonomi alanında performans bekleniyordu. Kudret Özersoy'dan Kıbrıs konusunda Ersin Tatar'dan beklenilen performans Türkiye tarafından görülmedi. Bir de aday çıktı. O da beklenmiyordu. Böyle bir durum var denildi. Halkın Partisi'nden de, UBP'den de, ismi geçen her iki isimden de benim takip edebildiğim kadarıyla bir açıklama gelmedi. Siz okudunuz mu yazıyı? Ben okudum yazısını. Tabii şöyle bir durum var. Kıbrıs'ın siyasi koşulları gereği her ne yaparsanız yapın bu bir yere bağlanır. Yani ben görüşmedim. Hükümet kurmak için başka bir hükümetteyken bir başka partiyle görüşmedim deseniz de görüştünüz olur. İşte Türkiye'nin müdahalesi yoktur deseniz de Türkiye'nin müdahalesi vardır. Çünkü siyasetimizin temel koşulları buna dayanır. Halbuki biz seçimden önce, hükümet kurulmadan önce de aynı şeyleri söyledik. Biz dörtlü hükümeti de herhangi bir telkinle kurmadık. İkili hükümeti de ve PYP hükümetinde herhangi bir telkinle kurmadık ve kurmayız. Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında herhangi bir UBP'li yetkiliyle ne hükümet öncesi ne hükümet sonrası en ufak bir pazarlığımız olmadı, olamaz. Bunun da gerekçesi bizim 2015 seçimlerinde söylediğimiz kimsenin oyu cebimizde değildir inanışıdır. Yani biz UBP ile bir seçim pazarlığına girmiş olsaydık ve Cumhurbaşkanlığında el sıkışsaydık, bütün Ulusal Birlik Partili kardeşlerimizin oyunu garanti mi edecektik? Veya şu anda farklı adaylarla seçime giriyoruz. Ulusal Birlik Partisi'nden kişilerin Kudret Özersoy'a oy vermeyeceğini garanti edebilir miyiz? Halkın Partisi'nden kişilerin Ersin Tatar'a oy vermeyeceğini garanti edebilir miyiz? Edemeyiz. İnsanlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bireysel tercihlerini kullanacaklar. Bu anlamda da biz hükümeti herhangi bir dörtlü sürerken herhangi bir pazarlıkla kurmadık. Bunu defalarca söyledik. Gerçek olan bizim söylediğimizdir. Kurmadık. Dörtlü hükümet kendi koşulları içerisinde sona yaklaştı. Hükümet bittiği andan itibaren de süreç doğal gelişiminde devam etti. Ve eninde sonunda Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi bir anlaşma sağlayarak ülkeyi hükümetsiz bırakmadı ve hükümet kurdu. Ama kimseden gelen işte Kudret Bey Cumhurbaşkanı siz de başbakan kalacaksınız ve ekonomiyi düzelteceksiniz gibi bir telkin
söz konusu değildir. Olamazdı zaten. Ülkenin koşulları buna müsait değildir. Yani biz çok suçlandık. İşte Kudret Bey'in bir pazarlık sonucu hükümeti sona erdirdiği ve Cumhurbaşkanı'na UBP destekli çıkacağı yönünde. Ama şu anda bu iddia sahipleri çıkıp özür diledi mi, siz gördünüz mü böyle bir şey? Böyle bir, çünkü çok kesin konuşanlar vardı. İşte bu pazarlık sonucu bu hükümet kuruldu. Halbuki hükümet kuruldu 3. ayında hükümetin. Ulusal Birlik Partisi'nin 4 tane adayı vardı. Değil mi? En sonunda da nihayetinde Ulusal Birlik Partisi en doğal hakkını kullanarak kendi genel başkanını Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Kudret Bey de kendi bağımsız aday çıktı. Yani seçime farklı adaylarla giriyoruz hükümet olarak. Demek ki böyle bir pazarlık yapılmamıştı. Yapılmış olsaydı, el sıkışılmış olsaydı böyle bir pazarlıkta, ki bunu doğru bulmayız, ama yapılmış olsaydı bu hükümeti bitirmesi gerekmez miydi bu adamın? Bitirmediğine göre, herhangi bir soruna da yol açmadığına göre biz doğru söylemişiz. Aslında biz de bunu sorguluyoruz birazcık. Çünkü ülkemizdeki siyasetten de birazcık bahsederiz. Sizin zaten hani şu an doktoranız, evet, bununla alakalı. Siyaset bilimi çalışıyorsunuz. Kamu yönetimi, siyasal toplumsallaşma çalışıyorum şu anda. Dolayısıyla birazcık ona da değiniriz. Yani siyaset kurumu halkın beklentisine ne kadar dokunuyor bu ülkede, onu da konuşuruz ama bize tarih göstermiştir ki bu ülke siyasetine bakıldığında ateş olmadan duman, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Dolayısıyla evet, biz de bunun üzerine gidiyoruz. Çünkü ilk Serden Hoca ortaya atmıştı böyle bir iddiayı içeride. Şimdi halen bugün bile bunun başka, yani Serdin Bey'in söylediği bu noktada farklıydı gazeteye verdiği demeç. O diyor ki Ersin Bey söz verdi ve ben buna şahidim. Şimdi Ersin Bey'in bu bağlamda vermiş olduğu bir söz varsa bizim el sıkıştığımız anlamına gelmez. Bu Ersin Bey'i bağlayan bir noktadır. Ersin Bey kendisi ben Cumhurbaşkanı adaylığı düşünmüyorum. Ben başbakan kalmak istiyorum. Çünkü bütün siyasi hayatımı da buna göre hazırladım. Benim bütün hedefim başbakan olmaktı. Başbakan olarak bu ülkeye hizmet vermek istiyorum dediğinde o Ersin Bey'i bağlar. Bizi bağlayan bir şey yoktur. Ben size burada Nazar Hanım, size söz veriyorum, İşte siz beni ne zaman programınıza çağırırsanız geleceğim diyebilirim. Bu sizi bağlamasın. Bu beni bağlar. Bu benim size verdiğim bir sözdür. Öyle değil mi? Yine aynı şekilde Serdem Bey'in de verdiği örnekte, verdiği örnek Ersin Bey'i bağlar. Bizi bağlamaz. Çünkü biz kimsenin bu anlamda bir söz talep etmiyoruz. Ama ben, siz bana öyle bir söz verseniz örneğin, buna göre yaparım. Yani akışımı, işte derim ki 10 koldur savaş tok söz, ne zaman arasam gelecek. Dolayısıyla örneğin bir konuğum mu iptal etti? Ben size söz verirsem, benim şahsımdaysa, ben yaparım o. Hayır. Yani verdiğiniz örnekten yola çıkarak örneklendiriyorum. Evet. Ve diyorum ki siz bana öyle bir söz verseniz ben buna göre plan yaparım. Şimdi tamam. Ersin Bey de böyle bir söz verdiyse, ona göre plan yapılmış, ona göre dörtlü bozulmuş olabilir verdiğiniz örnekten yola çıkarak. Dörtlünün yani bozulması, verilen sözün bir de yol açtıkları vardır. Tek taraflı bir şey değil. Siz bir söz verirsiniz, sizi bağlar sonucu diyorsunuz. Ama ben de ona göre plan yapmışsam beni de bağlar bir yerde. Ama biz ona göre plan yapmadık. Çünkü eğer ona göre bir plan yapmış olsaydık geçmişte farklı örneklerle devam etmemiz gerekirdi. Yani siyasi hayatımız, bir partinin siyasi hayatı genel başkanını, cumhurbaşkanını seçtirmek üzerine kurulmuş olsaydı, Halkın Partisi burada farklı yürümek zorundaydı bu yola. Örneğin niye dörtlü hükümete girsin? Bugüne kadar bütün hükümet tecrübelerine baktığımızda hükümete giren herkes yıpranarak çıkmıştır hükümetten. Siyasi geçmişimiz bir de bize bunu söylüyor. Niye muhalefette daha fazla prim yapıp adayını parlatmak varken niye hükümete girsin? Niye elini taşın altına koysun? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani bütün hesaplarımızı ona göre yaparsak siyaseten yol yürüyemeyecek bir hale geliriz. Halbuki bizim bütün hedefimiz, ülkede hayal ettiğimiz bir düzen var. Onu hayata geçirmektir. Bunun için de inandığımız bir yoldan yürüyoruz. Ama günü geldi, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir karar vermek durumunda kaldık ve bir karar verdik. Ama bunun önceki kararlarımızla bir alakası yoktur ya da beklentilerimizi bu yönde ayarlamamıştık. Şimdi tabii o yazıdan yine yola çıkarsak, ülkemizde hani çok gündem olduğu için iddiaları taşıyor beraberinde, ama konunun bir de üçüncü tarafı var, o da Türkiye. Çünkü Türkiye'nin de, bu arada çayınız geldi lütfen, sıcak bir çayımızı için fırtınalı bir günde konuk ediyoruz sizi. Türkiye'nin de burada bir taraf olduğunu, bu hükümeti desteklediğini, az önce de belirttiğim gibi ekonomi kanadında Ersin Tatar'a, Kıbrıs konusu kanadında da Kudret Özerse'ye güven dine dair
dair iddialar da var ve şu an Türkiye'den beklenen o paranın gelmeyişinin altında da ekonomi alanında yapılması gerekenlerin yapılmaması ya da işte o yine öyle bir söz verilmiş, kendisini bağlar diyorsunuz verilmiş ise o sözünde tutulmaması nedeniyle kesenin ağzını sıktığı Türkiye'nin konuşuluyor. Yine iddialar, yine ateş olmayan yerden duman çıkmaz gibi bir öngörüden yola çıkarak onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani böyle bir durum olsaydı ilk önce bir önceki hükümette başbakan olan Tufan Bey'in bu noktada bir ses yükseltmesi, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin genel başkanı olarak bu noktada bir ses vermesi ve böyle bir şeyin varlığına dikkat çekmesi gerekirdi. Oysa Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürmen ve ana muhalefet lideri kendisinin basına verdiği onlarca demeç içerisinde televizyon programında asla böyle bir şeyin olmadığını, kendi hükümetinin Türkiye tarafından hedef tahtasına konulmadığını, kesenin ağzının sıkıldığı ve bu hükümetin bilinçli olarak düşürülmediği yönünde demeçleri var Sayın Tufan Erhürmen'in. Aynı şekilde yeni gelen hükümette Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi, koalisyon hükümeti de bir takım iddialarla işte bunlar hükümete geldi, Türkiye anında kesenin ağzını açacak gibi bir yaklaşım vardı. Oysa hükümete geldikten yaklaşık 4 ay sonra paranın çok küçük bir kısmı serbest bırakıldı ve iç piyasaya girdi. Güvenlik harcamaları halen daha KKTC bütçesinden yapılıyor ve çeşitli harcamaların da bu noktada yapılamadığı, Türkiye'den bazı para dilimlerinin serbest kalmadığı biliniyor. Geçmişten günümüze baktığımızda bir tutarlılık söz konusudur Türkiye'nin tutumunda her iki hükümete karşı da. Demek ki bu hükümet bazında ya da kişiler bazında bir tutum değil, ortada daha büyük, daha genel bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İlk başta mesela Türkiye'de dörtlü hükümet döneminde bir yetki karmaşası yaşandığı için, kiminle muhatap olunacağı bilinmediği için yeni sistemden dolayı paranın aktarılmasında da bir sıkıntı yaşandı. Bugün de yine aynı şekilde sıkıntı bu yöndedir. Türkiye'nin ciddi bir, biliyorsunuz, krizi geride bırakma çabası vardır ama henüz sürüyor krizi ve KKTC hükümetinin işte paranın serbest kalması için imzaladığı bir protokol vardır ve o protokolde bazı maddelerin henüz hayata geçirilmediğini görüyoruz. Ben sebebi buna bağlıyorum. Ersin Tatar'ın serbest bırakılması, düzeltiyorum, Türkiye Başbakanı Erdoğan'ın paranın serbest bırakılması yönünde Ersin Tatar'la yaptığı görüşmede talimat verdiğine dair haberler de basına yansıdı. Örneğin o görüşmenin üzerinden 20 gün gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen hala öyle bir durum yok. Dolayısıyla yani Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın üzerinde de söz söyleyecek pek bir insan yok. Kesinlikle katılıyorum. Türkiye'de yani yasal olarak da, anayasal olarak da en yetkili kişi Erdoğan ama bu ülkenin yasalarla yönetilmediği anlamına gelmez. Türkiye'de de yasalar var. Türkiye'de de kurum ve kuruluşlar Sayıştay denetimi altındadır ve hesap veren kurumlardır. Dolayısıyla eğer paranın serbest bırakılacağı bir zemin yoksa ülkenin başkanının verdiği talimat bir anlam ifade etmez. Çünkü yasal zemini yoktur. Öncesinde de yaşadık bunu. Yasal zemini olmayan bir parayı serbest bırakırsanız Sayıştaylık sizin peşinize düşer ve sizden bu parayı talep eder. Türk yetkililer için söylüyorum bu söylediğimi. Dolayısıyla eğer bu para serbest kalmıyorsa herhangi bir siyasiye olan inattan ya da buradaki süreci etkilemekten değil başka nedenleri olduğuna inanıyorum bugünün ben şahsen. Bugünün Türkiye'sine baktığınızda aslında yani bahsettiğiniz konular evet normali, ideali. Ancak hani eğer gerçekten Tayyip Erdoğan böyle bir talimat verdiyse bunun üstünde de çok fazla bir yasa ya da bununla alakalı sürecin tamamlanamayacağı, 20 günde tamamlanamayacağı en azından hani onun talimatının ardından bir siyasi şöyle düşünün, bir yasal süre var. İşte bu alakalı parayı şu tarihe kadar siz bunu yaparsanız size aktaracağım. Bunu tamamen kurgu söylüyorum şu an. Ama siz o tarihe geçirdiniz. Dediniz ki ben 10 Ocak'ta kadar yapamadım size verdiğim taahhütleri. Herhangi bir uzatmaya dönük de bir sözleşme veya herhangi bir ek madde koymadınız oraya. 10 Ocak'ta bitti. O para herhangi bir düzende tekrardan hazineye devrolur. Şimdi siz hazineye devrolmuş bir parayı buraya tekrardan göndermek için yeni bir sözleşme, yeni bir protokol yapmanız yani gerekir buradan, ki yasal zemini olsun. Buradan verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi gibi ben bir neden olabilir diyorum. Olabileceğini söylüyorsunuz. Evet, biliyorsunuz ben hükümet içerisinde yer almadığım için bilirim. Detayları da bilemem tabii ama ki. Benim kendi görüşüm bu yöndedir. Böyle bir şey sorun olabilir. Sorun bundan kaynaklanıyor olabilir. Türkiye'nin de herhangi bir adayla adayı tehdit ya da herhangi bir adayı kazanç olarak göreceğine de inanmıyorum. Keza adayların hiçbiri de
bugün Türkiye'ye de ben gelirsem köprüleri atacağım ve bir kavganın peşinde olacağım da demiyor. Öyle bir şans olduğuna da inanmıyorum. Zaten. Şimdi Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümetini pek çok nedenle kurulduğu günden beri konuşuyoruz. Tıpkı Dörtlü Koalisyon hükümetini de pek çok nedenle kuruluşundan dağılmasına kadar konuştuğumuz gibi. Ancak çok kısa sürede kurulup farklı şekillerde ekonomi temelli nedenlerle eleştirilen, sorgulanan hükümetler oldu her ikisi de. Şimdiki hükümete bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi eklendi. Ulusal Birlik Partisi diyor ki bizim artık temel gündemimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ama netice itibariyle halkın beklediği günlük pratiğine dokunabilecek pek çok sorunla da boğuşmak zorunda her gün. Birazcık bunlardan bahsedelim ve yapılmaya çalışılanlardan. Şimdi iki konu, onlardan bir tanesi imar planı, ikincisi de muhacere tüzüğü. İmar planı konusunda gelinen aşamada 15 Temmuz'a top atılmış görünüyor, bir uzatma ama bir kriz elbette Halkın Partisi'nin çok çaba verdiği bir çalışma olduğunu biliyoruz. Muhaceret tüzüğü hakeza aynı konu, yıllardır yapılmayan yapıldı gibi bir söylemle yürürlüğe girdi. Fakat bugün itibariyle Halkın Partisi'ne göre, Bakan Ayşegül Baybars'a göre sistem çöktü ama Başbakan Ersin Tatar eliyle uygulanmadığı da söyleniyor. Neler oluyor hükümette? Öncelikle imar planıyla ilgili söyleyeyim. Biz kurulduğumuz günden beri hep bu ülkede planlı bir kalkınmayı, planlı bir yaşamı savunuyoruz. Bu imar planı da bunun bir sonuçtur. Yani çeşitli kesimlerin üzerinde mutabık kaldığı ve hayata geçmesi için büyük istek duyduğumuz bir plandı. Fakat Sayın Başbakan'ın önüne geldiğinde plan bunu resmi gazetede yayınlamayarak bunun hayata geçmesini sağlamadı. Kendisinin deyimiyle henüz ikna edilemeyen kişiler, kurumlar ve bir halk kitlesi var. Bunlarla ilgili temasımızı sürdürelim. İşte bu uzayan süreyle, 6 aylık sürede bu fırsatı iyi kullanalım ve o gün geldiğinde geçirelim bu planı yönünde bir duruşu var. Buna katılıyor muyuz? Hayır, biz katılmıyoruz buna. Biz kesinlikle bu planın hayata geçmesi taraftarıyız. Ama bir koalisyon hükümetinde olduğunuzda ve bir ortaklıkla ülkeyi yönettiğinizde bazı şeyleri ortağınızla da mutabık kalmak zorundasınız. Dolayısıyla bu noktada Halkın Partisi'nin duruşu anlamında bir sıkıntı yoktur. Halkın Partisi ilk günden beri söylediğini yapıp bir imar planı hazırlamıştır. Bunu söz verdiği tarihte hayata geçirmiştir. Bunun için gerekli bütün yasal adımları doğru yapmıştır, kararlılıkla yapmıştır ve sonuna kadar getirmiştir. Sonuna getirdiğinde hükümet ortağı tarafından aynı hassasiyet gösterilmemiştir ve 6 aylık süre istenmiştir bu noktada. Şimdi biz tekrardan tıpkı ilk günde olduğu gibi bu süreyi de kullanarak bu imar planını 6 ay sonra geçirme gayreti içerisinde olacağız. Çünkü biz ülkemizde sellerin teslim aldığı, milyonlarca TL zararın oluştuğu her yağmur yağdığında veya can kayıplarının olduğu bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Bu anlamdaki kararlılığımız da sürüyor. Halkın Partisi'nin kararlılığında ya da duruşunda herhangi bir nokta yoktur. Muhacirat tüzüğüyle ilgili yine biz bu ülkede siz bu ülkeye kimin girip çıktığına bakamazsınız diyenler olmuştu biz bunları söylediğimizde. İşte adli işbirliği anlaşması yapıp ülkeye sabıkalı insanların girişini engelleyebiliriz dediğimizde de yine buna hayır yapamazsınız çünkü Türkiye buna size izin vermez dediğinde de bir sürü tepkiyle karşılaşmıştık ama günü geldiğinde bunu hayata geçirdik. Fakat anladığım kadarıyla sınır kapılarındaki insan yetersizliği, personel yetersizliği, bilgisayar sistemlerinin yavaşlığı ve buna dair bir programın altyapısının olmayışı yeni geçirilen bu muhacirat tüzüğünde bir takım sıkıntılara yol açtı. Yani bunun şimdi bilmiyorum Başbakan Tatar tarafından askıya alındı mı alınmadı mı ama eğer alındıysa bile bunun kısa sürede eksiklerini tamamlayıp tekrardan geçirileceğine inanıyoruz. Bu ülkenin çünkü kötülüğüne yapılmış bir icraat değildir. Aksine iyiliğine yapılmış bir icraattır. Döneminde çok eleştirilmişti. Hatta belli törpülemelerle geçmişti muhacirat tüzüğü. YDP'nin bazı itirazları olmuş. Birlik Partisi'nin bazı talepleri olmuştu. Ve onlar çok normaldir. Belli kıstaslar da yani törpülenerek ya da birazcık daha gevşetilerek, yumuşatılarak. Yani geçtikten sonra da eleştirilere devam edebilir. Siz
onu uygularken bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Onu bir sene içerisinde not edersiniz, bir sene sonra tadil edersiniz eğer bir sıkıntı varsa. Bakın, Türkiye'de temel bir sistem değişikliğine gidildi. Temel sistem değişikliğine gidildikten bir sene sonra başkan yardımcısına görev verildi. Bütün gelen şikayetleri, aksaklıkları, her şeyi not etti, çalıştı. Şu anda sistem değişikliğinden sonra oluşan sorunları ortadan kaldırmak için Türkiye tekrardan bir tadil sürecine girecek bunları. Yine aynı şekilde muhacirlet tüzüğüyle ilgili de böyle bir süreçtir yaşadığımız. Şimdi siz hükümetin ortağı olan bir partinin içerisinden evet kabinede değilsiniz, evet parlamentoda değilsiniz ama eminim ki tüm bu bilgileri paylaşıyorsunuz hem kabinedeki partililerinizle hem parlamentodaki partililerinizle. Dolayısıyla örneğin imar planı tartışmalarının belli bir aşamaya kadar geldikten sonra hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi kanadından daha net sesler duyulmaya başlandı. Örneğin 1. Birleşik Kurul toplantısından sonrasına denk geliyordu o süreçte. O zamana karşı birazcık daha sessiz kalındığını gördük. Bu tüzük konusunda dediğim gibi iddialar o ki seçim öncesinde böyle bir adım atıldı. Başbakan eliyle durduruldu, donduruldu uygulaması gibi iddialar. Şimdi çıplak bir gözle bakıldığında herhangi bir partinin, herhangi bir görüşün bakış açısıyla değil ama çıplak gözle değerlendirildiğinde tablo sanki hükümetin bir kanadının diğer bir kanadı üzerinde bir gerilim arttırması gibi bir durumun olduğunu gösteriyor. Örneğin imar planı az önce de belirttim. Ve diğer kanadının da yani Halkın Partisi kanadının da sanki tansiyonu düşürmek için alttan aldığını gösteriyor gibi. Böyle bir gözlem aslında, doğru mu? Yani alttan aldığımız bir durum yok. Şu tespitimiz var. Ülkenin bir kere siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ülkede yaşadığımız önemli sorunlarından bir tanesi de siyasi istikrarsızlıktır. Bu sorunu aşabilmemiz gerekiyor. Bunu ya bir sistem değişikliğiyle aşacağız ya da siyasi iradeyle aşacağız. Bu noktada da biz ülkenin siyasal istikrarsızlık sürecine girmemesi için ilk günden beri bir çaba sarf ediyoruz. Seçildiğimiz gün parlamentoya %17 oyla 9 vekil gönderdiğimiz gün, hükümete girme kararı alacağımız güne kadar da yaptığımız değerlendirmede ülkeyi siyasi bir kaosa sürüklememek, siyasal istikrarsızlığın hakim olmasını ve siyasal belirsizliğin hakim olmasının önüne geçmek için Halkın Partisi bir çaba ortaya koymuştu. Bugün de Halkın Partisi aynı çabayı ortaya koyuyor. Nereye kadar bu böyle devam eder? Kendi ideallerimize dönük bir tehdit algılamadığımız noktaya kadar böyle devam eder. Ne demek biz, bu? Yani biz kendi ideallerimizi hayata geçiremeyeceğimiz bir yapıda geçmişte de kalmadık. Bugün de kalmayız. Bunda herhangi kararlılığımızda bir değişiklik yok. Ama bu bugün yaşadığımız bu süreçte olayın işte ortağımızın, hükümet ortağımızın bize karşı girişmiş olduğu bir mücadeleden değil, sürecin kendisinin verdiği sıkıntılardan kaynaklanan sorunlar olduğuna inanıyoruz ve bunu da birlikte aşabileceğimizi görüyoruz. Aşacağız da. Şimdi eminim bu konuyu sizle konuştuğunuzda ya da size bu konuda eleştiri ya da soru geldiğinde karşılaşıyorsunuzdur şöyle bir yorumla. Peki bugün istikrarı önemsiyorsunuz. Peki dörtlü hükümet döneminde niçin farklı bir adım attınız? Çünkü orada da yasal ama etik değil gibi bir durum vardı. Partinizin şimdiki genel başkanı Yenal Sen'in tüm bu imar süreci konusu yaşandıktan sonra dedi ki hukuksuz bir başbakan var. Hukuka uymuyor. Çünkü resmi gazetede yayınlaması lazım. Çünkü süreç İçişleri Bakanlığı'nı bağlıyor ve bu noktadan sonra artık yayınlanması lazım. Evet. UBP'nin buna yanıtı biz noter değiliz, tasdik memuru değiliz oldu örneğin. Bu belki de o gerilim noktasındaki ilk söylem, ilk sözdü. Ancak yasal ama etik değil durumundan hukuksuz başbakan noktasına gelindi. Ancak Halkın Partisi dörtlü koalisyondan çekildiği dönemdeki gibi bir tavrı sergilemedi. Neden? Şöyle, yani istikrar bugün diyorsunuz. Bir sonraki bakanlar kurulunda, yani bu ortaya konulmuş olan hukuksuzluktan sonra bir sonraki bakanlar kurulunda emirname 6 ay uzatılarak fasıl 98'e geri dönülmesi engellendi ve Mausa için ciddi bir katliama dönüşecek olan süreç ve en büyük korkumuz hayata geçmedi. Dolayısıyla imar planı geçmedi, evet, ama Mausa koruma altında olmaya devam etti.
Kaldı ki işte imar planının geçmeyişinden fayda sağlayacak olan bir takım çevrelerin de imar planının geçmeyişinden fayda sağlamayı uman bir takım çevrelerin de Mausa'yı da betona boğalım, İskele'yi de betona boğalım diyen çevrelerin de emirname ile birlikte imar planından daha geri bir noktaya gittiğini gördük. Dolayısıyla burada biz kaybeden veya Mausa kaybeden, İskele, Yeni Boğaziçi kaybeden konumunda olmadı. Dolayısıyla biz burada hedeflediğimiz noktayı elde ettik. Dörtlü hükümetin bozulması sürecinde de biz hiçbir zaman Serdar Bey'in oğlu üniversite kurmasın veya o da devlette diğer üniversitelerin yararlandığı imkanlardan yararlanmasın gibi bir pozisyonumuz hiçbir zaman olmadı. Bizim söylediğimiz fırsat eşitliğidir. Nasıl ki kabinedeki bir bakanın oğlu başvuru yapıp arazi alabiliyor, kalkınmadan kredi alabiliyor ve üniversite kurabiliyorsa, aynı fırsat eşitliğini eşit şartlarda başkaları da yapabilmeli. Bu devletin vatandaşları bunu yapabilmeli, değil mi? Biz bunu savunduk her zaman ve dolayısıyla hükümet kurulurken de bu noktada bir mutabakat vardı. Bu fırsat eşitliğinin yaratılması noktasında, ihale süreciyle gidilmesi noktasında, ama biz hükümetteyken bakanlar kurulundan geçmeyen bir kararın bakanlığın kendi içindeki bir takım uygulamalarla yapıldığını gördük. Dolayısıyla o hükümet bir güven bunalımı içerisine düştü. Aşılamaz mıydı şu anlamda soruyoruz. Çünkü daha örneğin sonrasında anketler... Biz yine bu noktada da suçlandık ve daha sonrasında da aslında bakanlar kuruluna gelmeyen konuların bakanlıktan halledildiğini, hatta sonrasında istediğimiz dosyanın, ver bakalım neleri vermişsin bari bir görelim, hangi bölgelerden arazi alındı falan, o dosyada yer almayan verilmelerin de yapıldığını gördük daha sonrasında ve bu basına da yansıdı bunlar. Aynı şimdi böyle bir derin aynısıydı. Zeki Çöler Bakanlar Kurulu'nda o belgeleri de baktığında bu bakanlar kurulunda kadar dedi. Açıkladık. Dosya numarasında da yer almadığını, dosyanın içinde de yer almadığını gösterdik zaten belgeleriyle. Aynen. Dolayısıyla burada bir güven bunalımı içerisine düştüğü için hükümet düşmüştür. Şimdi geleceğim nokta şu. Geçtiğimiz gün Mine Yücel konuğumdu. Hı hı. Mutluluk, mutsuzluk, halkın kendini hangi zaman dilimlerinde ya da hangi sıklıkla mutsuz, umutsuz, tehdit altında, güvensiz hissettiğine dair de sorular soruyorlar ve işte bunun siyasetle de ilişkilendirilmesini yapıyorlar. Örneğin şöyle bir şey çıkmış ortaya. Dörtlü koalisyon hükümeti kurulduğunda halkın umutluluğu tavan yapmış. Yani umutlu hissetmiş kendini. Çünkü geniş tabanlı, işte söylemlerine bakıldığında ideallerden bahsediyor. Bir şeyler olabileceğini düşünmüş. Dörtlü koalisyon hükümeti dağıldığında da dibe vurmuş. Hı hı. Yani bu yapılan anketlerden Mine Yücel'in yeni açıkladığı ankette, programda söylemişti. Böyle bir veri baz alırsak örneğin. Halk demek ki gerçekten pek çok şey beklemiş. Gelinen aşamada örneğin konunun muhatabı Serdar Denktaş olduğu için söylüyorum, istifa etti, alın dedi. Oradan sonrasında da hayır biz olmayacağız diyen bir halkın partisi vardı. Bugün dönüp baktığınızda mesela hani Cumhurbaşkanlığı ile ilgili iddiaları falan filan, onları bir tarafa bırakarak soruyorum. Yine olsak aynı şeyi yapardık diyor musunuz? Kesinlikle. Hatta bir de ek yapayım. Size seçimden önce Demokrat Parti dışında kalan tüm siyasi partiler bizim söylediğimizi söylüyordu. Bu arazi verilmesi, kalkınmadan kredi verilmesi, süreçlerin işleyişiyle ilgili aynı eleştirileri yapıyordu diğer partilerde. Biz seçimden sonra da aynı eleştiriyi yaptık ve seçimden önce söylediğimiz neyi gerektiriyorsa seçimden sonra da onu yaptık. Bu anlamda Halkın Partisi neden hükümetten çekildiğini açıklamak ve izah etmek yerine bence diğer partiler neden çekilmediğini izah etmek zorundadır topluma. Mine Yücel'in yaptığı ankete de değinmek isterim. Öncelikle bu bir veridir ve değerli olduğuna inanırım. Fakat bunun nedenleri üzerine biraz tartışmamız gerektiğini düşünürüm. Şöyle, uzun süre, dörtlü hükümet döneminde uzun süre iktidardan uzak kalmış partiler de iktidara girdi. İktidarın bir parçası oldu ve bu anlamda da kendi kitlelerine hayal ettikleri bir düzeni yaratabileceğine dair bir ispat çabasına girdi.
Bu noktada değişimin olduğu her yerde umudun da yükselmesi gayet normaldir. TDP'de aslında bahsettiğiniz o yorumda evet. Nedir TDP'nin? Hani öyle kitlesel o veriyi o kadar yükseltecek. Şimdi tabii İlhan'ın yaptığı örneklemi bilemem. Yok yok ondan ama, bahsetmiyorum. Hani sizin uzun süre iktidardan uzak kalmış dediğiniz Halkın Partisi de yeniydi zaten. Evet. İlk tecrübesiydi. Ama hiç iktidar olmamış bir evet. Partiydi. O diğeri da. De uzak kalmış dediğiniz için. Diğeri TDP. Zaten evet. Hani Demokrat Parti neredeyse öyle ya da böyle her hükümet döneminde vardı. Hı-hı. Bir öncekinde de ama vardı. Ama CTP'de sonuçta bir dönüşüm yaşayarak oraya yeni genel başkanıyla. Evet. Sadece evet. Yeni genel başkanı değil, yeni milletvekilleriyle bir kabuk değişimiyle oraya gelmiştir. Ve bu anlamda beklentinin yükselmesi de doğaldır. Aynı şekilde dörtlü hükümete de zaten verilen olağanüstü tepkilere bakıldığında bu çok büyük beklentilerin karşılanamadığı noktasında bir tepki oluştuğunu görürsünüz. Yani dörtlü hükümete yapılan en büyük tepkiler yine dörtlü hükümeti oluşturan partilerin sempatizanlarından geldiğini göz ardı etmememiz gerekir. Bu noktada evet iyi fikirleri olan ama birlikte yürüyemeyen, icraat kapasitesinde çok sınırlı olan, ekonomik bir krize, güven yani, bunalımı yaşayan, ekonomik krize denk gelen şanssız bir hükümetti. Yine aynı şekilde de bunun ardından bir güven bunalımı içerisine düştüğünde devam edemedi. Halkın Partisi'nin tüm bu siyaset yolculuğu diyelim, yani Halkın Partisi adını aldıktan sonra genç bir parti olarak iktidarda yer alması, hükümette yer alması ve işte hem dörtlü koalisyonda hem şimdiki tecrübelerini kendini halka ifade etmek anlamında en idealini yaptık diyebiliyor musunuz? Çünkü hani çok ideallerden bahsederek hepsi ve biz gibi bir söylemle girdi Halkın hı hı. Partisi. Evet. Kudret Özersay'ın bir röportajında birazcık da öz eleştiri yaparak çok yüksek perdeden eleştiriler getirdiğimizi kabul etmem lazım gibi bir söylemine hı hı. Okumuştum. Dinlemedim ama okudum. Böyle de bir durum var. Yani çok idealize bir yerden birazcık daha ülke gerçeklerine doğru mu kaymaya başlıyor Halkın Partisi ve bugün birazcık daha tırnak içinde alttan alır bir tablo, hepimizin o şekilde yorumladığı bir tablo, öyle değil diyorsunuz ama o şekilde yorumladığı bir tablo birazcık da bunun tezahürü müdür? Hayır, ama bunu açıklayabilmek için sanıyorum Halkın Partisi'nin misyonundan da bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi daha işte alttan alır bir tavır dediniz ama Halkın Partisi'nin dörtlü hükümette de farklı bir tutumu yoktu. Halkın Partisi de dörtlü hükümet döneminde uyumlu bir iktidar ortağı olmaya çalıştı. Her zaman. Çünkü bir koalisyon hükümetini ayakta tutmanın başka bir yolu yok bu ülkede. Halkın Partisi'nin bu topluma verdiği sözler bağlamında da bunların, bizim topluma verdiğimiz sözlerin kısa bir periyot içerisinde tümünün hayata geçirilmesi zaten imkansızdır. Bunlar bizim ideallerimizdir ama ideallerin hayata geçmesi toplumdan aldığınız yetki, koşullar, imkanlara bağlı bir süreçtir. Biz bu noktada mesela bir küçük bir örnek vermek isterim. Müşavirlik konusu bu ülkede çok uzun süreler tartışılmış bir konudur. Değil mi? Ve seçimden önce siz bunu yapamazsınız ya. Diyen insanlarla biz hükümet kurup onlarla birlikte geçirdik bunu. Yani Halkın Partisi kendi ideallerini kovalamaya, bunları hayata geçirmeye, işte imar planıyla, muhaciret yasasıyla, geçmişte kaynaklarını doğru kullanmaya dönük yaptığı açıklamalarla, işte bugün Sayın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın elindeki kaynakları en iyi ve en verimli şekilde kullanma çabasıyla, Halkın Partisi kendisiyle, kişiliğiyle, bütünlüğüyle halen aynı noktadadır. Değişen hiçbir şey yoktur bizim aslında için. Aslında bu örnek güzel bir örnek. Çünkü aynı noktada olan pek çok şey var. Örneğin Olgun Amcaoğlu ve Tolga Atakan'ın o çok kısa bir süre önce yaşanan, hani projelerimiz hazır, hı hı. kaynak yok noktasından, işte bu 170 milyon eğer Türkiye'den gelirse onun 24 milyonu yine ulaştırmaya gidecek ama tüm yolların ya da bariyerlerin her eksiğin tamamlanması için neredeyse 250 milyon gibi bir kaynak hı hı. gerekiyor bildiğim kadarıyla. Örneğin bunun çok gerisindeyiz, sadece onda biri gibi bir rakamı ancak karşılayabiliyor bu ülkenin kaynakları gibi bir noktadayız. Benzer bir tartışma örneğin dörtlü koalisyon döneminde yine Serdar Denktaş, Tolga Atakan arasında oluyor anlamında. Aslında imkanlar, yani siyaset kurumuna bu anlamda birazcık girebiliriz. Siyasete giren partiler ya da siyasetçiler şunu kabul ederek girmiyorlar mı? İmkanların bu olduğunu biliyoruz. Bu imkanlara rağmen yapmayı vaat ediyoruz demiyorlar mı aslında? Evet.
Halkın Partisi de bunun bir aktörü, yani siyaset sahnesinin. Bahsettiğiniz tüm bu imkanları biliyor ve buna rağmen yapmaya geliyor. Evet. Ama yapılmıyor. Yani vatandaşın beklentisine ne kadar dokunabildiğine, sadece Halkın Partisi için değil, şimdi siyaset kurumundan bahsediyoruz. Okey, anladım. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu anlamda bize bir eleştiri de yapabilirsiniz. Ben bunu çok son derece kıymetli bulurum. Ama şunu söylemem gerekiyor. Yani bir önceki dörtlü hükümet döneminde üst yapılara veya yolların altyapısına harcanan para ile bugün harcanan para arasında ciddi bir uçurum var. Dört katıdır. Yani maliyeden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na aktarılan kaynak dört katıdır. 2020 Tolga Atakan, bütçesinden bahsetmiyorsunuz. Ek şeyler aktarılmasıyla birlikte. Hükümetin hani bu kurulduğu günden bugüne kadar süreden bahsediyorum. Kullanılan yolların tamiri için kullanılan paradan bahsediyorum. Ama burada Tolga Atakan'ın söylediği, İşte bu kaynak yetersizliği var. Sadece benim bakanlığıma bilinçli olarak kaynak aktarılmıyor değil ki. Eğitime de böyledir. Sağlığa da böyledir. Maliye Bakanlığı'nın kendisine de böyledir. Sosyal Sigortalar Dairesi'ne de böyledir. Bizim ülke olarak kaynak yaratma, kaynaklarımızı doğru kullanma noktasında bugün başlamayan, kökleri 40 yıl öncesine dayanan sorunlarımız var. Bütün bu ekonomik dengesizliğin, toplumsal huzursuzluğun da kaynağı budur. Bu anlamda biz bir siyasi parti olarak bunun tespitini yapmış ve çözüm önerileri sunmaya çalışan bir partiyiz. Ve bunu yaparken de elbette ki sesli düşünüyoruz. Hem hükümet ortağımızın, hem muhalefet partilerinin, hem sivil toplum örgütlerinin, hem bireysel olarak vatandaşların bu sürece eklemlenmesini istiyoruz çünkü. Katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü bu şekilde devam edersek Nazar Hanım, bundan 20 yıl sonra çok ciddi olaylarla karşılaşacağız. Çok ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Artık hepimizin tespit ettiği bir şey var. Dünya eskisi gibi değil. Dünya değişiyor. Dünya teknolojiyle güdülenen yeni bir döneme geçiyor. Bu anlamda da dünyadaki iş kaynakları azalıyor. Bu noktada zengin olan ülkelerin çok daha zengin, fakir olan ülkelerin çok daha fakir olma potansiyeli taşıdığı bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla biz en başından beri ne diyoruz? Bu ülkeyi iyi yönetelim, adil yönetelim. Çünkü her ne kadar ambargolar altında olsak da biz dünyayla yarışan bir toplumuz. Dünyadaki uygulamalardan bağımsız mıyız? Hayır, değiliz. Dünyanın ihtiyaçları neyse bizim ihtiyaçlarımız da odur. İşte bu noktada da bu kaynaklarımızı doğru kullanırsak hem daha iyi bir sağlık sistemimiz olur, daha sağlıklı bir toplumumuz olur. Daha iyi bir eğitim sistemimiz olur. Piyasanın ihtiyaçlarını karşılayan iş gücü yetiştirme imkanımız olur. Ve geleceğe daha hazırlıklı oluruz. Eğer geleceğe daha hazırlıklı olmazsak, gelecek bizler için karanlıktır. Umut dolu sözler de bir yere kadardır. Aslında Tolga Atakan'ın bu kaynakların doğru yönetilmesi söylemini ve tespitini genele yaydığımızda, genelden okuduğumuzda ortada böyle bir tehdit vardır. Bütün kaynaklarımızı İşte devletin bütçesine bakıldığı zaman yine %80'ini dönüp kendine harcayan bir yapı ne sivil toplumun gelişmesine katkı sağlayabilir ne de nitelikli bir gelecek inşa edebilir. Bu hepimizin bildiği, ancak örneğin bununla alakalı yani kamu harcamaları, yani maaş, diğer yatırımlar %85'ini tutuyor bugün baktığınızda toplam giderlerin. O yüzden örneğin seyri sefer için yatırdığımız para bile o toplu havuza gidiyor ve oradan o %85'e gidiyor. Çok küçük bir kısım. Evet. Bunların hepimiz farkındayız ama işte bu noktada da yapılması gerekenler yıllardır yapılmıyor dediniz ya. O yapılması gerekenlerin içinde belli reformlar var, kamu reformu var, o var, bu var ve her hükümetin neredeyse gündeminde olan konular. Şimdi Nisan'ın tam tarihi belli olmamakla birlikte ortalarına denk düşüyor diyelim Cumhurbaşkanlığı seçimi. Evet. Bugün itibariyle ya da işte adaylar netleşmeye başladığı günden itibaren artık bu konularda herhangi bir şey beklemek çok realist gelmiyor hiçbirimize. Nisan'dan sonra bir erken seçimin yeniden gündeme gelebileceği ile ilgili, hatta bunun artık kesin olduğu ile ilgili veriler, o konuda ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Dolayısıyla orada da bir erken seçim olursa meclisin tatile girmesi, ardından 2020 yılını neredeyse, sonra bütçe ve 2020 yılını kapatacağımız bir süreç. Yani istikrardan bahsediyoruz. Yapılması gerekenlerden bahsediyoruz ama siyasi aktörlere baktığımızda ve gelişmelere baktığımızda öyle çok istikrar vaat eden bir süreçte değil. Ne diyorsunuz erken seçim tartışmaları hakkında? Öncelikle bu kaynaklarla ilgili söyleyeyim. Belki küçük sembolik değerleri olduğunu düşünebilirsiniz ama
kaynakların doğru yönetilmesi her siyasinin kendisiyle kendisinden de başlar aslında. Mesela bizim milletvekillerimizin hiçbiri kendi cep telefonlarını devlete ödetmiyor. Kendi genel başkanımız, Hane Halkı eski genel başkanımız, Hane Halkı yardım kalemini kullanmayacağım deyip tekrardan bütçeye iade etmiş birisi. Yine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığımız kendisine ayrılan bütçeyi son kuruşuna kadar yine amacına dönük kullan ve doğru kullanan bir bakanımız var. İçişleri Bakanlığımız öyle, tüm milletvekillerimiz öyle. Ve bu noktada özellikle ikili hükümetin, UBP-HP hükümetinin hayata geçmesiyle birlikte de dikkat ederseniz 1.2 milyar TL açık vardı bütçemizde. Dörtlü hükümetten devralındığında bu korkunç bütçe açığı 400 milyon TL gibi bir rakama indirildi. Türkiye'den gelecek kaynak hesaplandığında halen öyle bir kaynak yok. Hayır. Çünkü 2 milyona yaklaşıyor eğer öyle olursa. 400 milyon açıkla kapattık bir önceki yılı, değil mi? Ondan bahsediyorum. 1.2 ile tamam ama öngörülen açık 2 milyona yaklaşıyor eğer Türkiye'den kaynak gelmezse, ki hala gelebilmiş değil. Tamam, yani o öngörü gelecek, Türkiye'den gelecek tamam. Öngörüsü üzerine öyle bir projeksiyon yapıldı. Siz 2020 yılı için söylüyorsunuz. Evet. Ben 2019 yılı için söylüyorum. Peki. Geçmişe dönük. Beklenen bütçe açığından daha az bir bütçe açığıyla kapatmayı başardık. Bu da çeşitli yerlerden yaptığımız tasarruflarla ilgili bir süreçtir. Bu şu anda bir niyet konuyor ortaya. Ama bu noktada bir eylemlilik halinde bir sıkıntı vardır. Doğrudur söylediğiniz. Bunu tespit edip kabul etmek gerekiyor. Ama bu sıkıntı İşte bizlerden kaynaklanan bir sıkıntı değil. Sistemin kendisinin kurgusuyla ilgili bir şeydir ve biz istesek de istemesek de, yani Halkın Partisi de dahildir, Ulusal Birlik Partisi de, CTP'de, TDP'de bu değişmek zorundadır. Sinyallerini veriyor artık. Çünkü sistem tıkanmış durumdadır. Sistem tıkandığında da yapmanız gereken tek bir şey vardır. Peki, reform. Ne zaman değişecek? Yani ne zaman önümüzdeki reform? Sürede değişecek. Yani önümüzdeki süre nedir? Örneğin 15 Temmuz tarihinde Halkın Partisi iktidarda olacağını düşünüyor mu? Seçimden sonra neden olmasın? Bizim herhangi bir erken yani seçim hazırlığımız yok. Şunu da söyleyeyim size. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminden çıktıktan sonra hemen bir erken genel seçim bence hiçbir parti için karlı bir süreç olmayabilir. Ama çünkü şu seçim an aday profillerine zaman baktığınızda bunun kaçınılmaz olduğu da görünüyor. Çünkü niye? Şöyle, Ulusal Birlik Partisi örneğin genel başkanını aday çıkardı ve Ulusal Birlik Partisi içerisindeki güç dengelerine baktığımızda örneğin parti içerisinde Ersin Tatar'ın kazanması ya da kazanmaması durumunda farklı şeyler konuşulacak. Yeniden bir genel başkan arayışına girilecek. Halkın Partisi için anketler bugün 9 vekil meclise gönderdiği rakamların çok daha altını gösteriyor örneğin. Belki siz kendi içinizde farklı muhasebelere gireceksiniz. CTP için farklı bir süreç işleyecek çünkü o da genel başkanını çıkardı. Ve orada Tufan Erhürman'ın alacağı oyla birlikte belki CTP yine aynı şekilde farklı bir arayışa ya da farklı bir tartışma ortamına girecek. YDP'nin zaten bir genel seçim istediğini biliyoruz. Erhan Arıklı favori adaylardan biri değil ama sağda oylarda bir hareketliliğe belki neden olabilir. Sibel Siber'in aday olması yine sağda oylarda bir hareketliliğe neden olabilir. Taşlar yerine Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bu anlamda oturacak. Dolayısıyla bir partiler hazır olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ben seçimin tamamlanmasının ardından bir erken seçimin hemen o gün konuşulacağını düşünüyorum. Siz düşünmüyor musunuz? Yani ülkede seçim olup olmayacağına karar veren siyasi partilerdir sonuç itibariyle. Bu siyasi partiler eğer oturur ve ülkeyi daha iyi bir yer yapabilmek için seçime gitme kararı alırlarsa seçime de gidilebilir. Yani Halkın Partisi açısından seçimden korkmak gibi bir pozisyonumuz yoktur. Biz Halkın Partisi'yiz ve kötü bir sonuç alacağımıza da inanmıyoruz. Aksine daha da iyi sonuç alacağımıza inanıyoruz. Fakat ülkeyi her ay seçime giden bir yapıya evritmek doğru bir tutum olmaz diye düşünüyorum. Bu noktada da diğer partilerden de bir bilinç geliştiğine inanıyorum. Çünkü bu dediğiniz reformların yapılamayışının bir sebebi de bu siyasi istikrarsızlık sorunudur. Yani hükümet ömürleriyle ilgili bir süreçtir. Peki şimdi bugünkü realiteden yola çıkalım örneğin. Dedi dolayısıyla ki yani seçimin sonuçlarına göre elbette bazı ihtimaller gün yüzüne çıkacaktır. Ama bunları bugünden öngörmek
kestirmek mümkün değil. Yaşayarak göreceğiz. Bugün yaşadıklarımızdan bahsedelim o zaman. Öyle uzun vadeli projeksiyon yapmayalım. Bugün yaşadıklarımız bize ne gösteriyor örneğin? Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümeti şu an görevde. Ancak işlevsel anlamda, yani yasamanın böyle ivedi olarak çıkması beklenen ya da halkın hayatına birebir dokunacak konularda pratikte bir şeyler üretmesi gerçekten hayal gibi şu an bu itibariyle dönemde. Bu dönemde. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi geliyor. Oraya daha fazla kanalize olacak bütün ilgi, alaka, konsantrasyon hiç kuşkusuz. Evet, yani 20 günlük de bir süremiz kaldı sanırım değil mi? Yasaklara, kampanyanın başlaması için. Kampanyanın başlamasına Şubat ortasından sayarsak 19 Şubat'tan itibaren sanırım başlıyor. Da aynı şekilde. Dolayısıyla yani bu süreçte çok fazla bir şey beklemiyoruz. Az önce söylediğim konu işte bununla ilgili. Hı hı. Çünkü onun ardından işte seçim, oradan sonra Cumhurbaşkanı belirlenecek. Eğer erken seçim tartışmaları başlarsa ki başlayacak gibi görünüyor. Orada o girecek. Ardından meclis tatile girecek. Ardından açılacak bütçe görüşmeleri. 2020 bitti. Yani istikrardan ve üretmekten bahsediyoruz. Örneğin imar planı ne olacak? Ben merak ediyorum. Yani orada en azından bir deadline var. Temmuz ayındaki. İşte Temmuz ayında Temmuz'u acaba bekleyecek. Kim olacak? Yani hükümette. Acaba bu çalışmalar böyle kalacak mı burada? İstikrar beklentisi ne olacak? Örneğin müteahhitler bir hafta hükümete süre verdi örneğin. Hı hı. Ve ne olacağını bilmek istiyorlar. İmar planıyla ilgili süreçte ne olacağı gayet açıktır. Ortada bir emirname vardır. Süresi uzatılmıştır. Bu emirnamenin sonucunda da imar planı hayata geçecektir. Bu noktada bir bizden kaynaklanan herhangi bir sıkıntı yoktur. Burada ortağımızın sıkıntıları gündeme gelecek ve onları da tatmin edecek bir şekilde bir çözüm bulunma yoluna gidecek. Çünkü rasyonel olmak bunu gerektirir. Ben kişisel görüşümü söylüyorum size burada. Ha, 2020 yılında hiçbir şey yapılamayacağı yönündeki tespitinize ben şahsen katılmıyorum. Şu anlamda katılmıyorum. 2019 yılında çok fazla yasanın hazırlığı bitmiş durumdadır aslında. Birçok yasayı hazırlamış ve artık karara sunacak aşamaya getirmiştir meclis çalışmaları. Dolayısıyla bu seçim bittiği noktada da hızlıca bir toparlanıp eğer sizin dediğiniz gibi bir seçimle karşılaşmasak 2019 yılında reform yapmamak için herhangi bir neden yoktur sizi önümüzde. Çok optimist buldum. Ben pesimist değilimdir ama sizi fazla optimist buldum. Yani neden olmasın onu kestiremedim. Olmaması için hiçbir sebep yok. Eğer aksine olmasını dileyelim ki olsun. Öyle evrenden öyle çağırıyor. Hayır ama evrenden değil tabii ki. Siyaset öyle bir şey değil. Peki Ulusal Birlik Partisi örneğin gitti ve YDP ve DP ile görüştü. Tam bu imar planı ile ilgili ortalık kaynarken. Hı hı. Halkın Partisi'nin tepkilerini anlamakta zorlandığım bir süreç olduğu için size danışayım. Çünkü az önce de belirttim ve dedim ki dörtlü iktidar döneminde gösterdiği refleksleri ya da tepkileri şimdi çok fazla göstermediğini görüyoruz. En azından ben böyle bir gözlemde bulunduğumu söyleyebilirim. Çünkü örneğin UBP'nin YDP ve DP ile görüşmesini ben bir B planı olarak yorumlarım. Tam böyle tartışmalar orada devam ederken bakın benim bir B planım var. Çünkü orada YDP zaten bir erken seçim ön koşuluyla destek olabileceğini söylüyor. Demokrat Parti henüz karar vermedim. Olabilir, olmayabilir diyor. Ve bu aşamada hükümet ortağınız gidip böyle bir görüşme yapıyor örneğin. Ve gündemde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Mesela bunlar parti içerisinde nasıl yorumlanan konular oldu İsteyemez sizin için? İsteyemez mi sizce? Yani Ulusal Birlik Partisi'nin adayı gidip YDP'den ya da DP'den destek isteyemez mi? Yarın öbür gün hükümeti... Kutlu Tezesay gidip işte DP'den ya da YDP'den ya da CTP'den ya da başka bir partiden bugün henüz adayını belirlememiş. Bugün itibariyle YDP'den falan. İstemesi birazcık tuhaf olur. Yani, bir adayı var tamam, çünkü ama DP'den gidip isteseydi olurdu. Tuhaf mı olurdu? Olmazdı. İşte bunun Halkın Partisi'ne bak alternatifimiz var gözdağı ama vermek için yapıldığını iddia ediyorsanız. Halkın Partisi'nin YDP ve DP ile vekil sayısını topladığınızda 26'yı bulmuyor. Ama UBP'nin hayır siz Cumhurbaşkanlığı bağlamında görüştüler dediniz ya ben Cumhurbaşkanlığı o için bağlamında söyledim. Değil bir B planımız var anlamında görüştüler dedim. Kastettiğim B planı ama da onların o da aritmetik olarak sıkıntılıdır. Artı yani B planları yani Ulusal Birlik Partisi, DP ve YDP mevcut hükümeti devirip yeni bir hükümet kurup ülkeyi daha iyi yöneteceğine inanıyorsa bu bizi tedirgin etmez. Ama biz kendi kadrolarımızın, kendi planlarımızın, kendi çalışkanlığımızın yerli yerinde durduğunu görüyoruz. Biz kendimize bakarız. Hükümette bizim kontrolümüz altında bulunan bakanlıklara bakarız. Ciddi iyileşmeler yaptığımızı görüyoruz. Dolayısıyla kimsenin
Yani bu anlamda da algılamadık, onu da söyleyeyim. Yani bir manevra yaptı, bize gözdağı veriyor falan filan gibi. Çünkü hükümette böyle bu anlamda bir uyumsuzluk süreci veya yeni bir ortak arayışı yoktur şu an itibariyle. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken Halkın Partisi iktidarda olarak o seçime gitmeyi kendi için daha avantajlı bulduğundan mı böyle hareket ediyor? Öyle bir algı var çünkü. Eğer Halkın Partisi o idealleştirdiği fikirler noktasında olsa idi hala, bunları gelen yorumlar üzerine soruyorum. Şimdiye kadar bunlar olduktan sonra işte imar planından bahsettik, muhacirekle ilgili iddialardan bahsettik. Bu görüşmeler, aday çıkması durumu, Cumhurbaşkanlığı seçimi, tüm bunları alt alta koyduğunda Halkın Partisi geçmiş reflekslerine bakıldığında ayrılırdı bu hükümetten. İktidarda gitmek istediğiniz için mi seçime daha böyle bir performans İktidarda seçime gitmenin avantajlı bir şey olduğunu düşünseydik, öncelikle iktidar olanaklarını kendi çıkarlarımız doğrultusunda manipüle etmemiz gerekirdi. Siz öyle bir şey gördünüz mü? Yani istihdam yaptığımızı falan gördünüz mü? Ya da kamu kaynaklarını kendi çıkarımıza kullandığımızı? Tam aksine, kesinlikle kamu kaynakları kamu yararına kullanılmaya devam ediyor. Biz dün mesela Girne Akçiçek yolunu tamamladık. Girne Akçiçek köyünün yolunu tamamladık. Bugün Bostancı'da geçmişte verilen kırsal kesim arsalarının altyapısı yoktu. İnsanlar evlerini yaptı ama elektrikleri yoktu. Jeneratörlerle falan elektrik sağlıyorlardı. Biz bugün oralara elektrik götürmeyi başardık. Biz kendi, yani büyük anlamda olmasa bile küçük anlamda, bakanlığın sorumluluğunda olan icraatlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ama mesele şudur. Halkın Partisi'nin desteklediği aday muhalefette, Halkın Partisi muhalefetteyken bu seçime girseydi farklı bir şey mi söyleyecekti? Hayır. İktidarda bu seçime giriyoruz. Kurtret Özersay ve Halkın Partisi de onu destekliyor ve Halkın Partisi bir iktidar partisi. Peki Kurtret Özersay bugün farklı bir şey mi söylüyor? Hayır. Kurtret Özersay iktidarda da muhalefette de olsaydı Halkın Partisi yine seçime bağımsız girecekti ve yine aynı fikirlerini savunacaktı. Cumhurbaşkanlığı seçimi bu anlamda bir referanduma, bizim gözümüzde bir referanduma dönüşmüş veya dönüşüyor durumdadır. Bu anlamda da iktidar olanaklarından yararlanmak değil, kendimizi halka doğru ifade etmek gibi bir gayle, bir çaba içerisindeyiz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimine geçelim ve oradan kapatalım. Bağımsız aday Kudret Özersay, programın başında söyledim, kimileri bunu tiyatrovari buldu, Halkın Partisi destekleme kararını aldı. Şimdi süreç nasıl işleyecek Halkın Partisi için? Çünkü bir taraftan bağımsız olarak yarışıyor. Yani Kudret Özersay'ın seçim kampanyasında beyin takımı kim? Halkın Partililerden oluşmuyorsa kimler var? Nasıl gidiyor süreç? Yani bu aslında seçim bir teknik bir meseledir. Biraz matematik içerir, biraz bilim içerir, biraz felsefe içerir. Böyle bunları bir araya toplayacak bir ekipten oluşur seçim. Bunun parti ile Kudret Özersay arasındaki koordinasyonun nasıl sağlanacağına dönük bir soruysa şöyle olur genellikle. Bir aday çıkar, onu destekleyen partiler de ilgili seçim komitesine bir temsilci gönderir. Bu seçim komitesinde bulunan temsilci adayın ihtiyaçları doğrultusunda, beklentileri doğrultusunda parti ile aday arasında köprü görevi görür. Karşılanabilecek olanlar, karşılanamayacak olanlar şeklinde. Ha bugün bu seçim ekibini Halkın Partisi oluşturmayacak. Bu seçim ekibini aday olarak Kudret Özersay kendisi oluşturacak. Kendi ekibini kuracak. Bunların hepsi Halkın Partili kişiler de olmayacak. Alanında uzman kişiler olacak. Bizim topluma anlatmak istediğimiz fikirlerimizi en kolay ve en kısa yoldan, halkımızı da usandırmadan nasıl anlatabiliriz, onların dikkatini nasıl çekeriz noktasında tecrübe sahibi insanlardan oluşacak bu seçim ekibi. Bizim dediğiniz Halkın Partisi'nin Kudret Özersay'ın yoksa... Pardon, özür dilerim. Kudret Özersay'ın. Şimdi bağışlarla yani farklı bu noktada da şunu söyleyeyim. Yani bu fikirler evet Kudret Özersay'la bütünleşmiş fikirlerdir ama bu fikirleri biz de destekliyoruz. Dolayısıyla yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Kudret Özersay da bizim desteklediğimiz bir adaydır. Şimdi bağışlarla ilerleyecek makbuz karşılığı, evet. Seçim kampanyaları çok yüklü maliyetleri beraberinde getiriyor. Adaylar kitlelerle buluşmak için, vizyonunu anlatmak için farklı yollar elbette kullanmak zorunda. Dolayısıyla yüklü de maliyetler getiriyor. Bağışlarla ilerleyeceğini açıkladı Kudret Özersay. Halkın Partisi şimdi parti olarak destekleyecek kendisini. Halkın
Partisi'nden madden herhangi bir destek de olacak mı? Muhtemelen olabilir tabii ki. Parti adayın seçim kampanyasına makbuz karşılığı bir miktar bağışta bulunabilir. Sizin benim gibi sıradan insanlar da Kudret Özersay'ın kampanyasına bağışta bulunabilir. İş adamları da Kudret Özersay'ın kampanyasına bağışta bulunabilir. Geçmişte de bu böyle oldu. Kudret Özersay da seçim anlamında tecrübesiz bir aday değildir. 2015'te de kendi seçimini yapmıştır. Daha sonra 2018 yılında parti ile birlikte bir seçime girmiştir. Daha sonra belediye seçimlere girmiştir. Bugün de bağımsız aday olarak Cumhurbaşkanlığına girme kararı almıştır. Bu anlamda bir tecrübesi olduğuna inanıyorum. Ekibinin de etrafında toplanan kişilerin de bu anlamda tecrübesi olacağına inanıyorum. Ki şunu da söylemeliyim. Her zaman seçimlerin başında ve sonunda bütçesini açıklayan ve nereye kalem kalem harcamalar yaptığını söyleyen, seçimden bir gün önce bunu yapan bir gelenekten geliyor Kudret Özersay. Yine bu anlamda da aynı tutumu belirleyeceğini inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası erken seçim olur olmaz onu konuştuk ama anketlerde evet dolaşıyor ve Halkın Partisi'nin bugün seçim olsa, önümüzdeki pazar seçim olsa ne olur şeklindeki sorular karşılığında rakamlarla tanımlanan bir oy dilimi var. O oy dilimi meclise 9 vekil gönderen ve sürpriz yapan, beklentinin yüksek olduğu Halkın Partisi'nden daha geride duruyor şimdi. Siz yaptırıyor musunuz anketler? Ne durumda yani biz, Halkın Partisi'nin, ne halkın desteği? Benim önüme gelen ve partimin yaptırmış olduğu bir anket yok. Ben haberdar değilim. Ama şunu söylemeliyim. Geçmişten günümüze Halkın Partisi'ni konu edinen anketlerin tümünde Halkın Partisi düşük çıkmıştır. Hepsinde. Kudret Özersay da keza hepsinde düşük çıkmıştır. Ve her defasında beklenilenin üzerinde oy almayı başarmış bir partidir. Dolayısıyla ya bizlerde bir problem var, ya da anketi yapanlar örneklemi yanlış uyguluyorlar. İki şeyden biridir. Bugüne geçmiş tecrübelerden bahsediyorum. Belki de bugün bir seçim olsa, belki bir anketi doğrulayacak şekilde bir sonuç da elde edebiliriz. Bilemem. Ama bugüne kadar hep anketler yanıldı. Biz anketlerin bizi gösterdiği pozisyondan çok daha iyi oylar aldık. Şimdi yine çeşitli gazetelerde gördüğümüz anketler veya kişilerin basın toplantılarıyla duyurduğu anketlere baktığımızda bize dönük yine böyle bir algı var. İşte düşecek oyları Kudret Özersay da zaten ikinci turu göremez gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ama biz sokağa indiğimizde, sokağa çıktığımızda biz anlatmadan insanların bize bazı şeyleri, bazı icraatlarımızı takip ettiğini, bizi takdir ettiğini görüyoruz. Bu anlamda biz kendi oy oranımızda bir gerileme beklememekle birlikte İlk seçimde de oy oranımızı artıracağımıza inanıyoruz. Peki, umuyorum seçim sürecinde ya da seçim sürecinden sonra da yeniden görüşürüz. Bu noktadan, bıraktığımız yerden devam ederiz. Savaş Toksöz, teşekkürler bugün bizimle olduğunuz için. İlk kez yayın yaptık sizinle. Evet. Fena olmadı ben, sanki. Teşekkür ederim. İlk kez biri benim programına konuk etti. Halkın Partisi'ni temsilen. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım bizi izleyenler de keyif almıştır. Biz teşekkür ederiz. Konuğumu uğurluyorum. Programın son bölümü için birazdan buradayım. Ayrılmayın. Konuğumu uğurladım. Haftanın son programında da sona geldik. Fırtınalı, yağmurlu, rüzgarlı bir sabah idi ve etkisini de hala sürdürüyor gibi görünüyor. Dün akşam şimşeklerin dansı ve yağış, rüzgar, bu sabaha da yansıyan o şiddetli fırtına hali hepimizi gerçekten böyle bir bu ne hal dedirten sabah yaşamaya zorunlu kıldı. Şimdi programı yavaş yavaş kapatacağız. Günün devamında bakalım fırtına etkisi sürecek mi? Havanın durumuna bir bakalım isterseniz.
değerli izleyiciler, bir de paranın durumuna bakalım mı? Hafta sonuna doğru giderken ne durumdayız diye aktaralım mı size? Türk lirası döviz karşısında ne durumda? Amerikan doları alışta 5.91, satışta 5.95. Yavaş yavaş 6 sınırına dın yaklaşıyoruz yine. Euro alışta 6.52, satışta 6.58. Sterlin ise alışta 7.76, satışta 7.81. Türk lirasından el değiştiriyor. Bilgisini paylaşalım. 24 Ocak bugün bizler için, o dönemi yaşayanlar için, o günü yaşayanlar için bir ölüm yıl dönümüne de işaret eder. Programın sonunda analım bir kez daha Uğur Mumcu'yu ölüm yıl dönümünde. 24 Ocak 1993 yılında aramızdan alınmıştı. Faillerini bulamayanları unutmadık diye bir görsel hazırlandı. Çünkü sözler verilmişti. En kısa zamanda failleri bulunacak diye. Hala bulunmadı. Basın özgürlüğü çok önemli. Özgür kalemler, özgür sesler çok önemli. Sayılarının azalması değil, artması gerekiyor. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada. Dolayısıyla Uğur Mumcu'yu anarak kapatalım bugün programı ve bu haftayı bizden. Bugünlük bu haftalık bu kadar efendim. Pazartesi sabahı umalım saatler 7.30'u gösterdiğinde burada olacağız. Siz de bizimle olursanız mutlu oluruz efendim. O zamanı da hoşça kalın. Hep mutlu haberler alın.